Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca, Sevmel Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Trigonometri kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ters trigonometrik fonksiyonlarda kalmıştık sevgili arkadaşlarım. Ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı hemen sana hatırlatmamı yapmak istiyorum. 101. sayfadan başlıyor arkadaşlar. Hemen bak şurada. 101. sayfadan başlıyoruz. 102, 103, 104, 105 ve 106, 107 diyoruz sevgili arkadaşlarım. Yani 101'den 107'ye toplamda 7 sayfalık bir konu işleyeceğiz. Bugün trigonometri kampımızda. Bu efsane kampın artık son konu anlatım videosu olacak gençler. Ee, trigonometriyi ciddi anlamda halletmek istiyorsanız benim size net ciddi önerim tekrar tekrar. Şimdi geriye sadece testler kaldı. 5 tane test var ama 5 test deyip geçmeyin yaklaşık olarak 200'den fazla da soru var. Bunlar da sevgili arkadaşlarım çözümlerini hemen bu videonun arkasından yapacağım sizler için. Evet hazırsak artık geçelim dersimize. Evet şimdi önce trigonometrik denklemlerle alakalı sinüs x eşittir sinüs y denkleminin çözümü diyoruz arkadaşlarım. Şimdi sinüs x eşittir sinüs y bu denklemin kökleri e tabi doğal olarak ilk gördüğün şimdi x'leri arıyoruz ya biz denklem kökleri için x'leri bulmamız lazım. E, doğal olarak x önce bir y'ye eşittir arkadaşlar. Doğru mu? Bir de gençler y'ye eşit olabileceği gibi 180 eksi y'ye de eşittir. Niye? Çünkü sinüs burada da pozitif, e hocam burada da pozitif. Doğru mu? Doğru. O zaman mesela örnek veriyorum. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 ise. E şimdi ben burada ne, ne diyebilirim? X'i bir 30 derece seçebilirim. Bir de 150 derece seçebilirim. Çünkü sinüs 30 da 1 bölü 2, sinüs 150 de 1 bölü 2. Yani ne demem gerekiyormuş? 30'u buldum ya ilk. 30'u bulur bulmaz bir de bunu 180'den çıkarıp 180 eksi 30'dan 150'yi buluyor. Genel çözüm kümesine ne diyeceğiz peki? Eğer biz x'i bir alfa bulduysak ikinci x'i de sevgili arkadaşlar 180 eksi alfa olarak bulacağız. Artı 360 derece eklersem ben bunun üzerine yine bir kökle karşılaşırım. Artı 360'ın bir katını eklersem yine bir kökle karşılaşırım ve k'lar burada bir tam sayı olacak. Yani tam sayı ise o zaman ben şunu da söyleyebilirim mi? hocam. Negatif katlarını da ben bunu 360 mesela eksi 720 eklesem yine bir kökle karşılaşır mıyım? Karşılaşırsın güzel kardeşim tamam yani sen burada 360'ın katının ne olduğunun hiçbir önemi yok. İstediğin 360'ın katını ekleyebilirsin. Yine bir kökle karşılaşacaksın diyorum. Pekala şimdi devam edelim gençler. Örnek 1 ile. Sinüs 3x 1 bölü 2. Yani şimdi bak Burada ben 1 bölü 2'nin sinüs 30 dereceye eşit olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. O halde diyorum ki bu 3x'ler 30 derecedir veya 3x'ler 150 derecedir diyorum. Artı 360k artı 360k diyorum. Burada her iki tarafı 3'e bölmem gerekiyor. Niye? Çünkü hocam biz x'leri arıyoruz ya ondan işte. E o zaman x ne olur hocam her iki tarafı 3'e bölersem? 10 derece artı 120k olur. Bir de sevgili arkadaşlar x eşittir. 153'e böldünüz. 50 derece artı 120k olur. Şimdi Genel çözüm kümesini bulunuz demişti. Çözüm kümesi açtık küme parantezini. Öyle x'lerden oluşmaktaki x'ler 10 derece artı 120k veya x'ler 50 derece artı 120k diyeceğim. Ve burada virgülü koydum. K'ların tam sayı olduğunu unutmayacağım. İşte arkadaşlarım genel çözüm kümesi bu şekilde bulunuyor. Şimdi daha çok genel çözüm kümesinden daha çok bizden şu istenecek gençler. Diyecek ki sağlayan mesela 0 ile 360 arasında sağlayan en küçük 3 tane kökün toplamı falan diye sorular soracak bize. Biz de bunları çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Şu e, tabletin üzerini ben son zamanlarda meşhur olan böyle sirkeli beyaz sabunlu falan bir şey var ya e, temizlik bezi var ya onlarla silmiştim kurudu tertemiz yaptı bir tane toz bırakmadı eyvallah ama kalemle yazarken bu kalemin yazma hissiyatını kaybetti inşallah teknolojik ürüne bir şey olmaz arkadaşlar <laughs> evet örnek 2 inşallah düzelmiştir bakalım düzelmiş o tamam yağ gibi güzel Hemen kolumu şöyle yaptım gençler. Şöyle yaptım. Hemen şöyle bir sildim iyileşti Tamam. Şimdi x'ler diyor sıfırla 180 derece arasında yani sıfırla pi radyan arasında olmak üzere sinüs 3x eşittir kök 3 bölü 2 demişim. Bak kök 3 bölü 2 ne? Hocam sinüs 60 derece. Hatta da hatta radyanlı vermiş ya o zaman ben buna ne diyeyim? Sinüs pi bölü 3 diyeyim. Tamam. Şimdi o zaman bak buradaki 3x direkt olarak pi bölü 3 eşit olur. 3x eşittir. Pi bölü 3 dedim. Tabii ki artı 360k yerine 2 pi çarpı k ekleyeceğim. Veyahut 3x eşittir dediğim. 180'den pi bölü 180'den 60'ı çıkaracaktım. Demek ki pi'den neyi çıkaracakmışım? Pi bölü 3'ü çıkaracakmışım. Ve üzerine de 2 çarpı pi çarpı k ekleyecekmişim. Güzel. Şimdi ben ne yapacağım? 3'e böleceğim hocam her iki tarafı mecbur. x eşittir. Pi bölü 9 artı 2 pi bölü 3 çarpı k dedim. Veya Burada da x eşittir. P'den pi bölü 3 çıkarırsam 2 pi bölü 3 gelir. Onu da 3'e bölersem 2 pi bölü 9 gelir. Artı 2 pi bölü 3 çarpı k dedik. Şimdi hocam burada denklemin köklerini bul demiş ya. X'ler neredeydi? 0 ile pi aralığında. Bak şimdi ben burada k'yı 0 seçersem eğer pi bölü 9'u bulurum. Aynı zamanda burada k'yı 0 seçersem 2 pi bölü 9'u da bulmuş olurum. Şimdi k'yı 1 seçersem neler olur? Bak şimdi şurada k'yı 1 seçelim pi bölü 9 artı 1 seçersem 2 pi bölü 3. Yani 3 ile genişletirsem 6 pi bölü 9 gelir. Toplamı 7 pi bölü 9 yapar. 7 pi bölü 9 da pi'den küçüktür. Demek ki diğer köküm benim ne olacakmış? 7 pi bölü 9 olacakmış. Yani ben burada ne ekledim üstlerine? 6 pi bölü 9 ekledim değil mi? O zaman burada da 6 pi bölü 9 ekleme hakkına sahibim. Çünkü k'yı gidip 1 seçersem bunu elde etmiş olurum. Böylelikle 6 pi artı 9 eklersem 8 pi bölü 9 gelir. Şimdi bir tane daha 6 pi bölü 9 eklersem burası pi'yi geçer. Bir tane daha buraya eklersem burası da zaten sol taraftaki geçiyorsa sağ taraftaki hayli geçer. Demek ki bu aralıktaki köklerimiz pi bölü 9, 7 pi bölü 9, 2 pi bölü 9 ve 8 pi bölü 9 olacakmış. Eğer derece cinsinden istemiş olsaydı 180'i 9'a bölüp 20 derece diyecektim. Burayı 27 ile çarpıp 140 derece diyecektim. Burada yine 22 ile çarpıp 40 derece diyecektim ve 28 ile çarpıp 160 derece diyecektim. Böylelikle 0 ile 180 arasındaki köklerimizi de bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar bak burada da derece cinsinden vermiş zaten. 20, 40, 140, 160. 20, 40, 140, 160 bize cevabı veriyordu. Evet devam ediyorum. Neredeyiz? Üçüncü örnekteyiz tabii ki. Şimdi x'ler neredeymiş? Bu sefer 3 pi bölü 2 ile 0 aralığındaymış. 3x eksi bölü 6 ve 2x artı pi bölü 4 var. İkisi de sinüs şanslıyız. Şimdi şu kısmı şuna gerçekten eşitleyebilirim. Önce onu yazalım. 3x eksi bölü 6 eşittir. 2x artı pi bölü 4 dedim. Ya 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 da ya ya veya gençler ya da ile veya'yı birleştirdim ya ya. Arkadaşlar 3x eksi pi bölü 6 eşittir pi'den bunu çıkarırım. Yani pi eksi 2x artı pi bölü 4 derim. Şimdi bu su kısmı gençler lütfen 360 k'ları yani 2 pi k'ları eklemeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Şu şekilde. Şimdi 2x'i aldım sol tarafa 3x'in yanına postaladım. Burada sadece x kaldı. Eşittir. Eksi pi bölü 6'yı da pi bölü 4'ün yanına postalarsam pi bölü 6 ile pi bölü 4'ün toplamı bana 5 pi bölü 12'yi verecektir. Tamam mı? Artı bir de neyimiz var? 2 çarpı pi çarpı k'mız var. Burası zaten x olduğu için kökü bulduk. Sıkıntı yok burada. Geldim buraya. Bak eksi 2x var. Eksi 2x aldım. 3x'in yanına postaladım. Bu sefer burası 5x yaptı. Tamam mı? eşittir diyorum. Eksi pi bölü 6'yı da sağ tarafa atacağım ama ondan önce ondan önce bak burada ne var? Pi'den hop pi bölü 4'ü çıkar var. Yani 3 pi bölü 4 mi olur orası? 3 pi bölü 4'ün yanına da pi bölü 6'yı postalarsam böyle bir görüntü oluşur. Artı bir de 2 pi var bunu unutmayalım. Şurayı biraz düzenleyelim şimdi. 5x eşittir. 3 pi bölü 4'ten 3 pi yani bölü 4'e pi bölü 6 ekleyeceğim. Burayı 3 ile genişletirsem 9. 2 ile genişletirsem 11 olur. 11 pi bölü 12 gelir burası artı 2 çarpı pi çarpı k dedim. X'i yalnız bırakmak adına her iki tarafı 5'e bölecek olursak da 11 pi bölü 60 artı 2 pi bölü 5 k gelecek. Şimdi arkadaşım şurada 60'ın üzerine bak şuradaki 60'ın üzerine bölü 60 var ya şu bölü 5'i ekleyebilmek adına kolay bir işlem yapmış olalım. eğer ben burayı 12 ile genişletecek olursam burası 24 pi bölü 60 yapacaktır. Tamam Burası böyle kalsın. Şimdi güzel kardeşim. En küçük üç tane kökü bulmaya çalışıyoruz biz. Bir tane kök için şuradan k'ya 0 verirsem 5 pi bölü 12 gelir. ki bölü 60'la benzesin diye 5'le genişletirsem 25 pi bölü 60 gelir. Buradaki en küçük kök bu. Hatta bir şey diyeyim mi? Tek kök de bu. Neden? Çünkü ben k'yı 1 seçecek olursam burada 2 pi'nin üzerine 5 pi bölü 12 eklersem 3 pi bölü 2 geçiyor da ondan. Şimdi benim tek köküm bu. Bakalım en küçük kökler arasında girmeye hak kazanabilirse ki bence kazanacak. Ee, bunu da toplayacağız. Şimdi geldim sağ taraftaki çözüme şuraya. Diyor ki bak en küçük kökü bulmak için k'ya 0 verirsem burası 11 pi bölü 60 gelir bak. En küçüklerden bir tanesi bu. K'ya 1 verirsem o zaman da 24'ün üzerine 11 e ekledim 35 pi bölü 60 geldi. Tamam bence en küçük üç tanesini bulduk. Bak bir tanesi bu bir tanesi bu öteki de zaten buradaydı. İşte bunların toplamı istenmiş. 25 pi'ye 11 pi eklersem eğer 36 pi yapar. 35 pi daha eklersek 71 pi bölü 60 gelir. Şimdi güzel kardeşim hemen şöyle yapacağız. 180 pi değil mi? 180 dereceydi. 180 dereceyi 60'a böldüm. Burada ne kaldı? 3 derece kaldı. O halde 3 kere 71 213 derece bana cevabı verir. En küçük 3 tane kökünün toplamı 213 dereceymiş dedik. Şu kalemi bir tık incelsem acaba nasıl görünür? Birazcık ince oluyor ama sanki yok, kalın yazalım. Biraz zor oluyor ama sizin için daha iyi oluyor bence. Daha iyi görünüyor. Dördüncü örnek. Sıfırla 2 pi aralığındaki x'ler için konuşuyoruz bu sefer. Hocam diyor ki burada sinüs var, burada kosinüs var. Yukarıda ikisi de sinüs olunca siz şanslıyız diye başlamıştınız. Şimdi şanssız mıyız? Yine şanslıyız ya. Hocamız bensem şanslıyız gençler. Şimdi bak iyi dinle. İkisini de sinüs nasıl yaparım? Sinüsü kosinüse bir çevirmem, kosinüsü sinüse çevirmem lazım değil mi? Şimdi mesela neydi olay? Sinüs 20 derece neydi? Kosinüs 70 dereceydi değil mi? Peki yani ben bu 70'ten 20'yi nasıl elde ediyordum? 90'dan yani pi bölü 2'den ya da 90'dan çıkarıyorduk yani değil mi? O halde ben Şurayı sinüs yaparsam burayı 90 eksi x eksi 30 yazmak zorundayım. Burası da bana neyi verir? 120 eksi x'i verir. Yani sinüs 120 eksi x'miş burası. Şimdi o zaman yeni sorumu yazıyorum. Sinüs 2x eksi 60 eşittir. Sinüs 120 eksi x dedik. Şimdi şu şuna eşit olabilir gerçekten. Değil mi? Yani bunda bir sıkıntımız yok. Yazalım. 2x eksi 60 eşittir. 120 eksi x veyahut hatta o veya'yı biraz kenara çekelim. Bir şey unutmayın demiştim. Onu unutmayalım. Artı 360k. 360k. Tamam. Şimdi geldim veya kısmına. 2x eksi 60 eşittir. Hocam. Ben 180'den bunu çıkarırsam eğer 60 artı x kalır artı 360 kadır dedi. Bak burayı nasıl buldu? güzel arkadaşım. Şurayı nasıl buldum? 180'den şunu çıkardım. Bir kök buluyordum. Diğer kökü 180'den onu çıkararak elde ediyordum. Lütfen hatırla. Şimdi o zaman. Eksi x sol tarafa gelsin. Biz öyle istiyoruz. 3x eşittir. 60'ı, eksi 60'ı karşıya gönderirsem. 180 olur. Artı 360k dedik. Şimdi sağ tarafa bakalım. Şuradaki artı x'i bu tarafa postalayalım. x kalsın burada. Eşittir. Eksi 60'ı karşıya atarsam 120 artı 360 k olur. Ve sonrasında her iki tarafı mesela soldaki denklem için 3'e bölelim. Böylelikle x dediğimiz şey eşittir. 60 artı 120 k gelecektir. Veyahut x eşittir. Bak burada zaten yalnız kalmıştı. Bunu bir daha yazmamıza gerek yok o zaman. Tamam mı? Şuraları sildim. Bir daha yazmaya lüzum yok. Şimdi denklemin kaç farklı kökü vardır diyor. 1. 0 ile 360 arasında arıyordum. Bunu unutma. K'ya 0 verirsem 60 diye bir kök gelir. K'ya 1 verirsem 180 diye bir kök gelir. K'ya 2 verirsem o halde 240 artı 60'dan 300 diye bir kök gelir. 120, 120 arttırıyorum. Bir 120 de arttırırsam 420 olur ama ben 360'tan büyüğünü kök olarak kabul etmeyeceğim şimdi. Doğal olarak bunu sildik. Tamam. Şimdi geçtim sağ tarafa. X'e e hocam ben K'ya sıfır verirsem X burada 120 gelir. E, evet şimdi 360 eklersem 480 olur. E, doğal olarak ben bunu kök olarak kabul etmeyeceğim. Ve gençler kaç tane kökümüz oldu ortaya çıktı bak. 60, 180, 300 ve 120 olmak üzere toplam 4 tane kökümüz vardır diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak. Yani cevap 4 olacak diyebiliriz. Beşinci örnekteyiz. 0 küçük x küçük 2 pi yine 0 ile 2 pi aralığında. Ve bu sefer burada sinüsün kafasında eksi var. Lütfen oraya ayıkmanı istiyorum. E hocam eksi varsa ne yapacağız? Bak basit sinüs tek fonksiyondu. Dolayısıyla içindeki eksiği kusabiliyorsa dışarıdaki eksiyi de yutabilir. Yani yutabilir derken içeri alabilir. Ben bu eksiyi buradan kaldırdım. Bu eksiyi buraya eksi x eksi 12 diye yazdım. Tamam. Şimdi o zaman gerçekten 3x eksi 24 eşittir. Eksi x eksi 12'ye eşit olabilirken artı 360k diyelim. Veya 3x eksi 24 180'den bunu çıkarıp yazabilirim. E böylelikle de 192 artı x artı 360k gelir bu sefer de. Şimdi hocam burada eksi x vardı. Bu eksi x'i 3x'in yanına postalarsam ben burası 4x olur. Eşittir. Eksi 24'ü de sağ tarafa atacağım. 24 eksi 12'den 12 gelir. Artı bir de 360k'mız vardı. Bunu lütfen unutmayalım. Veya şimdi sağ tarafa bakıyorum. Şuradaki x var ya o x'i aldım. Sol tarafa 3x'in yanına gönderdim. Burada 2x kaldı. Eksi 24'ü sağ tarafa gönderirsem 192'ye 24 ekleyeceğim. Bu da bana 216'yı verecek. Artı 360k diyeceğiz. Şimdi gençler. Her iki tarafı da ikisi yalnız bırakmak istiyorum. Dolayısıyla sol taraftaki denklem için her iki tarafı 4'e bölerken sağ taraftaki denklem için her iki tarafı 2'ye böleceğim. 4'e bölersem eğer burada x kalır eşittir. 4'e böldüm 3 artı 120 değil özür dilerim 90k olur. 3'e böldüm yanlışlıkla. Veya x eşittir 2'ye bölersem burayı 108 artı 180k olur. Şimdi diyor ki bu da eklemin çözüm kümesindeki en büyük ve en küçük açıların toplamı. Hocam en küçük açı zaten bence burada tatlı minnoş bir açı var. Çok belli k'ya sıfır verirsem burada 3'ü elde ederim. En küçük açımız bu. Şimdi en büyük açıyı bulmaya geldi. En büyük açı nereden gelir? Bir kere k'yı 3 seçersem şurayı 273 buradan gelir. En büyük açısı buranın budur. Bir ee, 90 daha eklersem çünkü 363 olacak. Bunu istemiyoruz. 360'ı geçsin istemiyoruz. Buraya bakacak olursak da 180'e 108 eklersem bu sefer de karşıma 288 gelir ki 288 derece 273 dereceden daha büyüktür. Demek ki en büyük açımız burada 288 olacakmış. En küçük bu, en büyük de bu olduğu için işte bunların toplamı sorulmuş bize. Ben bunları toplarsam cevabın 291 derece olmuş olması gerekiyor diyebiliriz. Evet, böylelikle ilk sayfamızı bitirdik arkadaşlar. 7 sayfalık bir konu anlatımımız vardı bugün sizle beraber. Ve ilk sayfamız bitti. Umarım senin de sayfan bu şekilde derli toplu düzenli rengarenk yazmışsındır. Bunlar benim için çok değerli. Ne kadar düzenli not tutuyorsan kafandaki o zihin kütüphanen de hani Sherlock Holmes diyor ya zihin kütüphanesi kafandaki o kütüphane de o kadar düzenlidir. Düzenli not tutmak benim için en değerli hazine arkadaşlar. kosik x eksi denkleminin çözümü. Şimdi Kosinüs düyse ne yapalım? Hocam çok basit. Bak iyi dinle. Aynı mantık geçerli çünkü. Cos x eşittir cos y denkleminin köklerinden bir tanesi zaten x eşittir y'dir. Doğru mu? Diğeri de eksi y'dir. Şimdi sinüste ne yapıyorduk? 180'den çıkarıp buluyorduk ya. Burada bir tanesini bulduktan sonra diğeri onun eksilisidir diyorum. Yani Alfa diye bir açı diye kök bulduysam alfa artı 360 k yine 360 fazlası veya 360 eksi veya katları kadar fazlası katları kadar eksiği de bana bir, de bir kök daha verir. Burada da x eşittir eksi alfa artı 360 k diyeceğim ve tabii ki unutmayalım k burada neydi? Bir tam sayıydı sevgili gençler. Alttaki örneğimize bakalım. 2 cos x eşittir kök 2 demiş hocam. Bir kere zaten buradaki ben cos x'i 2'yi karşıya atarsam kök 2 bölü 2 olması gerektiğini biliyorum ki kök 2 bölü 2 bana kosinüs 45'i veriyordu. Ve aynı zamanda bir de tabii ki kosinüs eksi 45 de bu denklemi sağlıyor. Biliyorsun kosinüs çift fonksiyondu ve o eksiyi yutuyordu zaten. Kos 45 de kos eksi 45 birbirine eşitti. O halde ben burada yaz yazmaya başlıyorum. X eşittir diyorum. Ya 45 derece artı 360 K'dır diyorum. Veya X eşittir eksi 45 derece artı 360 k diyorum. Genel çözüm kümesi istenmişti. O halde çözüm kümesi eşittir dedim. Açtım küme parantezini. Öyle x'lerden oluşmakta ki bu küme x eşittir 45 derece artı 360 derece k veya x eşittir eksi 45 derece artı 360 derece k ve k'lar burada birer tam sayı diyoruz. İşte bu da genel çözüm kümesi. Yine tekrar ediyorum sınavda karşına genel çözüm kümesiyle alakalı bir problem çıkmaz ama genel çözüm kümesini bulmadan da yani bu şekilde düzenli yazmana gerek yok bulmadan da diğer kökleri bulma gibi bir imkanın e, maalesef ki görünmüyor hocam. Yani kafandan hesaplayabilirsin eyvallah bak ben hesaplayabiliyorum kafamdan ama yazınca daha iyi oluyor daha garanti oluyor o yüzden kafandan hesaplama otur 15 saniyeni almaz. 15 saniye bunun için ayır. Artı bir net kazan. Ee, öyle gidip de sallamasyon kafamdan ed, bulayım edeyim de işaretleyim. Oradan da 15 saniye çalarım diye düşünme. O 15 saniye çalacağın kazancın var diye düşündüğün saniye sana 1,25 neten mal olur. Biliyorsun her yanlış yaptığında aslında 1,25 netten vazgeçiyorsun. Çünkü 4 yanlış da bir doğruyu götürüyor. Lütfen böyle şeyler yapma. Böyle şeylere girişme. Devam edelim o zaman 6. soruyla. 7. soruyla. 0 x Şimdi x neredeymiş? 0 ile 180 arasında. Yani 1 ve 2. bölgede. E, kosinüs 6 x de 1 bölü 2 vermiş. O zaman ben bunun kosinüs 60 derece olduğunu da biliyorum zaten değil mi? O halde diyorum ki bak 6 x eşittir. 6 x eşittir. 60 derece artı 360 k diyeceğim. A veya 6x eşittir. Eksi 60 derece artı 360k diyeceğim. Tamam. Şimdi burada her iki tarafı 6'ya bölmem gerekiyor ki x'ler yalnız kalsın. x eşittir 10 derece artı 6'ya böldüm 60k veya burası da x eşittir eksi 10 derece artı 60k dedim. E denklemin köklerini bul demiş. Hadi bulalım şimdi bak. 0 ile 180 arasındaydı. 10 derecenin zaten kök olduğunu görüyoruz. K'yı 0 seçersek bu 1. K'yı 1 seçersem 70 derece. 2 seçersem 130 derece. 3 seçersem 190 derece olur. 180'i geçer artık almıyorum. Buraya geldim. K'yı 0 seçersem eksi 10 olur. Ben negatif kök aramıyorum. 0'dan büyüktü benim köklerim. O zaman 1 seçelim hocam. 1 seçersek 50 diye bir kök gelir. 2 seçersem 60 ekledim. 110 diye bir kök gelir. 3 seçersem bir 160 daha eklersem 170 derece gelir. İşte sevgili arkadaşlarım bizim köklerimiz bunlardır diyeceğiz. Derecelerini de ekledik. Çoğu zaman dereceleri eklemiyoruz. Kusura bakmayın bu yüzden. Ee, keşke eklesek, yapsak, etsek ama işte sanırım biz de biraz üşeniyoruz. Ama anlaşılıyor yani sinüs 10 dediğim zaman 10 derece olduğunu anlıyorsun. Aslına bakarsan sinüs 10 dediğimiz zaman mesela sinüs 30 kaçtır diye soruyorum. Herkes diyor ki 1 bölü 2. İşte 1 bölü 2 falan değil aslında. Çünkü orası artık radyan bir şey yazmamışsın. Derece yazarsan 1 bölü 2 eşit olur ama işte çoğumuz dikkat etmiyoruz maalesef. Uyarıyoruz ama hocalar olarak biz de dikkat etmiyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani daha dikkatli olmaya gayret gösteririm sizin için. Evet gençler. 8. örnekteyiz. 0 ile 270 aralığındaymış ee, buradaki x'ler. kosinüs ne yapacağız? 2x eksi pi bölü 2 eşittir x artı pi bölü 2'ye diyeceğiz. Artı 360k. Tamam. Veya 360k demeyelim 2pk diyelim sonuçta radyanlı vermiş 2pk Veya 2x eksi pi bölü 2 eşittir bak şimdi bir de bunun eksilisi Eksi x eksi pi bölü 2 artı 2pk diyeceğim Şimdi öncelikle şuradaki artı x'i görüyorsun o artı x'i 2x'in yanına gönderirsem x kalır burada Eksi pi bölü 2 de bunun yanına gönderirsem direkt pi olur pi artı 2pk dedim Burada da veya devam ediyorum. Eksi x'i bu tarafa gönderdim. 3x oldu eşittir. Eksi pi bölü 2'ler birbirini götürdü. 2 pi k kaldı direkt. Daha sonrasında x zaten burada yalnız kalmış. Demek ki artık burası benim için bir kök arkadaşlar. Tamam. Ama şuradaki ifade için hala x'i yalnız bırakamamışız. O halde yalnız bırakalım. 3'e böldüm. x eşittir. 2 pi bölü 3 çarpı k oldu. Diğer kökümüz de buymuş. En küçük 3 tane kökü sorulmuş bize. En küçük 3 kök. Şimdi başlayalım bakalım. Ben k'ya 0 verirsem birinci köküm pi olur. 1 verdiğim takdirde 3 pi oluyor ki ben bunu istemiyorum. Çünkü 3 pi bölü 2'den büyük olmamalı köküm. Buraya geldim. K'yı 0 seçersem x 0 olur ama 0 olmasını istemiyoruz. 1 e seçersem 2 pi bölü 3 olur. 2 seçersem de 4 pi bölü 3 olur. Şimdi 4 pi bölü 3, 3 pi bölü 2'den daha küçük bir sayı mı onu da kontrol et lütfen. 3 pi bölü 2'den. Tamam mı? Daha küçüktür de yine de kontrol et. Niye? Çünkü bu 1.5 bu da 1.33 gibi bir sayı. Bu bundan küçük olacak. Dolayısıyla 3 tane şu şekilde kökümüz. Bunlar en küçük köklerdir. Bunların toplamı istenmiş şimdi. Şu ikisini toplarsam 6 pi bölü 3'den 2 pi gelecek zaten. Artı bir de burada pi'miz var. Doğru cevabımız neymiş? 3 pi'nin ta kendisi. E, 3 pi dediğimiz şeyin de 540 derece olması gerektiğini biliyoruz. Artık derece cinsinden sorduysa bu, radyan cinsinden sorulduysa bu diyeceğiz gençler. Şimdi devam edelim bakalım. 9. örneğimizde. Yine x demiş 0 ile 2 pi aralığında yani 0 360 aralığında. Kosinüs 3 x 24, sinüs x 36'ya eşitse. Şimdi biz bir önceki konuda bir sinüs, bir kosinüsü çözmüştük. E, i̇ster sinüse çevirin burada ister kosinüse çevirin özgürsünüz. İki türlü de cevabı bulabilirsiniz. E, burada kosinüs anlattığımıza göre kosinüsten çözelim. Öncelikle şimdi ne yapacağız? Bak x eksi 36 demiş içerisi. E, sinüsü kosinüse çevirmek için bu x eksi 36'yı 90'dan çıkaracağım. O da 126 eksi x yapar. Yani 90'dan bak iyi dinle 90'dan x eksi 36'yı çıkaracak olursan bu bize 126 eksi x'i verir değil mi? Burada da aynısını yazdık. Şimdi ne hale geldi denklem? Kosinüs 3x eksi 24 eşittir dedim. Sinüs değil kosinüs. Kosinüs 126 eksi x'i verdi artık bize. Şimdi ben ne yapacağım? Bir artılısına bir eksilisine eşitleyeceğim. Öncelikle 3x eksi 24 gerçekten 126 eksi x eşit olabilir. Artı 360k unutmayın onları. Ar veya veya bir de ne olacak? 3x eksi 24 eşittir. Ee, x eksi 126 olacak bu sefer. Eksiyle çarptım. Artı 360 k dedim. Şimdi gençler. Şuradaki eksi x'i görüyorsunuz. Bu eksi x'i bu tarafa gönderirsem burada 2x kalır. Eşittir dedim. Eksi 24 126'nın yanına gelirse 150 artı 360 k gelir buradan. Daha sonrasında veya dedim sağ tarafa bakıyorum. X'i bu tarafa gönderdim. 2x oldu. Eksi 24'ü karşıya atarsam eksi 102 artı 360 k gelir. Şimdi her iki tarafta da şurası 2x değil bak 4x olacak oraya dikkat ben işlem hatası yapmışım. 3x'in yanına eksi x geldi artı x olarak geldi. 4x olacak burası. Şimdi 4'e bölersem ben burayı x eşittir. 150'yi e böldüm 37 buçuk geldi. Artı 360'ı böldüm 90k kaldı burada. Veya 2'ye böldüm x eşittir eksi 51 artı 360 k dedik tamam mı şimdi <laughs> hocam ben burada x'lerin 0 ile 360 aralığı olduğunda biliyorum k'ya 0 verirsem birinci x'imiz 37.5 gelir ben burada k'ya 1 seçersem 127.5 olur hocam 2 seçersem e, o zaman da 217.5 olur 3 seçersem 90 daha ekleriz buraya 307.5 olur Kaç tane kök geldi buradan? 4 tane geldi. Doğru mu? Şimdi şurayı x'e böl 2'ye bölmüştük. 2'ye bölünce ha burada 360k kalmaz. Şurayı silelim. 2'ye 360'ı 2'ye bölmeyi unutmuşuz. 180 kalır değil mi? Pekala. K0 olursa istemediğim bir sonuç elde ederim. Negatif olan eksi 51 elde ederiz. Ama ben x'lerin negatif olmasını istemiyorum. Soru benden istemiyor daha doğrusu. K'yı 1 seçersem hocam 129 derece gelir birinci kök. İkinci kökte bunun 180 fazlası olacak. Yani 309 olacak. Bir 180 daha eklersem ee, hocam o zaman geçtik yani 360 geçiyoruz. 360'ı geçmesini istemi. O halde kaç tane kökümüz varmış bak? 1 2 3 4 5 6 tane kökümüz varmış. Doğru cevabımız da 6 olacaktı o halde. Evet, 10. örneğimize bakıyoruz. X'ler yine 0 360 aralığında. E, diyor ki kosinüs 2x -54, bak dikkat et burası yine eksili. Kosinüs bu eksiği içeri alıp ne yapıyordu? E, yutuyor muydu? Yutuyordu değil mi? Ama şöyle bir durum var şimdi. Ya hocam kosinüs içerideki eksiği yutuyordu da dışarıdaki eksi o ne olacak? Dışarıda bir eksi varsa o zaman ona göre muamele yapacağız. Şimdi i̇yi dinle beni. Hocam öncelikle burada bir eksi varsa kosinüste şöyle düşünebilirsin bunu. Her ikisini de sinüse çevirip Çözebilirsin tabii ki. Bunda sıkıntı yok. Yani Kosinüsün burada eksi varsa, o zaman ben ne yapacağım? Yani bunu düşünmem gerekiyor. Hocam şöyle, şimdi örnek veriyorum. Kosinüs 30, kosinüs 60 diyelim. Bu ne? 1 bölü 2 değil mi? O zaman eksi kosinüs 60, ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi kosinüsü, kosinüsü, burada negatif yapan, yani eksi 1 bölü 2 yapan. Yer neresi? Hemen bulabilirsin. Bak ikinci bölgede bir tane bulursun. İkinci bölgede 120 derecedir değil mi? Yani aslına bakarsan ben 180'den şunu çıkarıp 180'den şunu çıkarıp bunun eksili versiyonunu bulabiliyorum. O halde ben şunu yaparım. Bak eksi kosinüs 60 kosinüs 120'dir sonuçta değil mi? Yani buradakini 180'den çıkarıp hallediyoruz. O zaman ben soruyu biraz değiştiriyorum. Kosinüs 2x8'e 54 dedim. Eşittir Burası da hocam kosinüs 180'den bunu çıkar. 192 eksi x yapacaktır. Tamam şimdi soru bu hale geldi artık çözümümüze devam edelim. 1 2x eksi 54 eşittir. 192 eksi x olabilir artı 360 k. Tamam bu 1. Veya 2x eksi 54 eşittir. Bunun eksilisi yani x eksi 192 artı 360 k olabilir. Peki Devam edelim şimdi çözümümüze. Şuradaki eksi x'i aldım. Bu tarafa gönderdim. Burada 3 x oluştu. 192 54 eklersem 246 gelir. 246 artı 360 k olur dedik. Veya x'i bu tarafa gönderirsem burada x kalır. Eksi 54'ü karşıya atarsam 50 çıkarırsam 142 4 daha çıkarırsam 138 eksi 138 yaptı. Artı 360 k dedik. Şimdi hocam sağ taraftaki zaten x yalnız kalmış. Ona sıkıntı yok ama sol tarafta hala 3x'imiz var. O 3x'i nasıl yazmam gerekiyor benim? 3'e bölerek x haline dönüştürmem gerekiyor. x eşittir. 246 3'e bölersem 82 gelir. Artı 120k olacaktır. Bunu da 3'e böldük. Şimdi bir kökümüz bu. Tamam bir kökümüz bu. Diğer kökümüz de gençler aha da bu. Başka da kök yok. Çözüm kümesindeki en büyük ve en küçük açıların toplamı sorulmuş. Şimdi şuradaki en küçük açımız 82. En büyük açıya bakacak olursak da 240 artı 82'den 322 gelir. Buranın en küçüğü bu. Buranın en büyüğü bu. Şimdi geldim sağ tarafa. En küçüğünü bulmak için K'yı 1 seçmem gerekiyor. Çünkü burası negatif. Pozitiflerde çalışıyorduk biz. 360 eklersem 138'in üzerine 260, 230, 222 gelir. 222 buradaki en küçük kök. Aynı zamanda en büyük kök de olacak. Çünkü 360 daha eklersen ben 222 bu 360'ı geçecektir zaten. O halde en küçük kökümüz buymuş. En büyük kökümüz de buymuş. Bunların toplamı sorulmuş bize. Ben bunları toplarsam ne gelir? 404 derece gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız da bu olacaktır diyebiliriz. Evet. 102. sayfamızı bitirdik. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Genelde yapıyoruz boş geçmeyelim arkadaşlar. Gayet dolu dolu çalışılmış bir sayfa havası var. Umarım senin de sayfaların böyledir. Evet tanjant denklemler. Daha zor gibi düşünülür öğrenciler tarafından ama daha kolaydır çözümleri. Unutmayın. Şimdi <laughs> kotik x eşittir kot y veya tan x eşittir tan y'li çözümlerde ben ne yapacağım? Hocam şunu yapacağım. İyi dinle. Bak buranın açısıyla şuranın açısı y oluyor ya. İkisinin de uzantısı kotanjantı burada kesiyor. Yani ikisi de aynı kotanjant değerini veriyor bana. Tanjant için de aynı şey geçerli. İkisi de aynı tanjant uzunluğunu veriyor. O halde ben bir tane kök bulduysam x eşittir alfa diye diğerini bak bu bundan kaç fazla? 180 fazla. Pi çarpı k ekleyerek bulurum. E, doğal olarak sevgili arkadaşlarım x eşittir alfa artı pi k ya diğerini benim yani başka bir kök. Hocam x alfa. E, tamam x alfa yaptığın zaman da zaten alfaya eşit olacak. Yani eksi alfa dediğimiz şey şurası alfaysa ise eksi alfa şurada ya. Yani şöyle bir durum var. Biz burada aramıyoruz ki çözüm. Çözüm ya burada ya burada. E şimdi o zaman mantıklı düşünelim. Ben buna pi k eklediğim zaman mesela k 1 olsa e, pi ekledim diğer kökü zaten buldum. Demek ki benim tek köküm var o da bu olacak. X eşittir alfa artı pi k diyeceğim. Ve üzerine tabi k'nın da tam sayı olması gerektiğini belirteceğim. Yani tek yapmam gereken artılısını, eksilisini falan bulmuyoruz. 180'den falan çıkarmıyoruz. Bir tane bulduk ya üstüne 180k ekleyip bitiriyoruz olayı. Şimdi 11. örneğimize bakalım. Daha iyi anlayacaksın bak. İyi mi? Tan hani 2x kök 3 bölü 3'te. Denklemin genel çözüm kümesini bul demiş. Şimdi tanjant kök 3 bölü 3 yapan ne var? Can tanjant 30 var. Doğru mu? 30 derece. Şimdi o zaman şey diyorum ben. 2x eşittir 30 artı 180 k diyorum. Bitti. Bu kadar. Burada bırakıyoruz. Ya hocam x'i bulalım. x eşittir 15 artı 90 k olur mu? Olur. Tamam. O zaman diyor ki genel çözüm kümesi öyle x'lerden oluşmaktaki x'ler 15 derece artı 90 derece çarpı k ve tabii ki k'lar burada birer tam sayı olması gerekiyor diyorum. Bu arkadaşlar çözüm kümemiz. Tamam Öyle eksilisini artılısını 180'den çıkar falan filan yazma yok öyle sinüsteki kosinüsteki gibi tek ihtimal var o da bu. Şimdi ikisi de tanjant o zaman ne diyeceğim? 2x eksi pi bölü 3 eşittir diyeceğim. Pi bölü 6 eksi x'e artı tabii ki bir de e, ee, k diyeceğiz. Radyanlı vermiş radyanlı yazalım. Eksi x'i şu tarafa attık ne geldi? 3x geldi eşittir diyorum. Eksi pi bölü 3'ü pi bölü 6'nın yanına atarsam pi bölü 6 ile pi bölü 3'ün toplamı bana 3 pi bölü 6'yı yani pi bölü 2'yi verir. Artı bir de k pi diyorum. Şimdi tabii ne yapmam gerekiyor? Buradaki 3'ten kurtulmam gerekiyor ki x yalnız kalsın. O halde x eşittir. 3'e böldüm. Pi bölü 6 artı k pi bölü 3'tür dedim. Yani aslına bakarsan x eşittir. Pi bölü 6 ne demek? Ee, 30 derece demek. K pi bölü 3 de 60 k demek. Şimdi 0 ile 360 arasında kaç tane kökü vardır diye soruluyor. Bir 30 var. 60 ekledim 90 var. 60 ekledim 150. 60 ekledim 210. 60 ekledim 270. 60 ekledim 330. 60 daha eklersem 390 yapar. 360'ı geçer. O halde kök olarak kabul edemem. Kaç tane kökümüz varmış burada? 6 tane sevgili arkadaşlarım kökümüz varmış diyebiliriz. Evet 12. örneğimizde çözdüğümüze göre devam ediyoruz. 13 ile Kotanjant'ı eksi 1 yapan. Hmm. Şimdi eksi 1 yapan. Nereye bakacağız arkadaşlar eksi 1 yapana? Şöyle ki. Eşittir dedim. Ee, bu bana kotanjant mesela 135 dereceyi verir. Kotanjant 135 eksi 1'dir sonuç olarak. E peki. Madem öyle diyorum ki 2x8 45 derece. Eşittir. 135 derece artı 180k diyeceğim. Eksi 45'i karşıya atarsam 2x eşittir 180 gelir. Artı 180k yapar. X'i yalnız bırakalım. X eşittir 90 artı 90k diyeceğim. E genel çözüm kümesini bulduz demişti. Çözüm kümem öyle x'lerden oluşmakta ki 90 artı 90k'lardır. Ve öyle ki k'lar tam sayı olacak diyeceğiz gençler. Evet devam edelim 14'te. 0 ile 270 arasındaymış e, ee, x'ler. Kotanjant 3x 10 tanjant 70. Tanjant 70 nedir? Kotanjant 20 midir aynı zamanda? O halde ne diyeceğim? 3x 10 3x 10 eşittir 20 derece artı 180k diyeceğim. Buradan eksi 10'u sağ tarafa da artı diyeceğim. 3x eşittir 30 artı 180k. Her iki tarafı 3'e böleceğim. x eşittir ne olur? 10 artı 60k Gelir. Şimdi bunların kökleri toplamı kaç derecedir diye sormuş ya 0 ile 270 arasında. Bak bir 10 var. K'ya 1 verirsem yani 60 daha eklersem 70 olur. Bir 60 daha ekliyorum. Ne oldu? 130. Bir 60 daha ekliyorum. 190. Bir 60 daha ekliyorum. 250. Bir 60 daha eklersem 270'i geçer. O halde bunlar benim köklerim. Toplamını sormuş. 5 tane terim var. Hepsi 60'lar 60'lar artıyor. Şunu 5 ile çarparsam cevabı bulurum. 5 kere 13 normalde 65 yapar. Demek ki 650 derece bana cevabı verir diyeceğim gençler. 14. örneğimizi de çözdük. Geçtik 15'e. 0 ile 360 arasındaymış yine. Bu eklemi çözüm sorulmuş. Bak ben burayı tanjant pi bölü 2. Hatta şöyle diyelim. Pi bölü 3 60 ya. Şurası. Pi'den kurtaralım. Burayı da gençler şöyle yazalım. 90 eksi x yazayım. Şurası da 60 olsun. Şimdi ne oldu? Soruyu baştan yazıyorum. Şaşırmayın. 2x 60 eşittir tanjant 90 eksi x yazdım. Kabul. Şimdi bunu çözersem 2x 60 90 eksi x'in ta kendisidir artı 180k kadar fazlalarına da eşit olabilir. Burada ben eksi x'i bu tarafa gönderirsem 3x kalır. Eksi 60'ı diğer tarafa davet edersem 150 olur. Artı 180k dedim. X'i yalnız bırakmak adına 3'e bölüyorum her iki tarafı. X eşittir. 50 artı 60K oldu. Denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sormuş. Şimdi 0 ile 360 arasında kökler arıyoruz biz. K'yı 0 seçtim 50 geldi. 60 ekleye ekleye gidiyorum. 110, 170, 230, 290, 350. Bir 60 daha eklersem 410 olur. 360'ı geçer. E kaç elemanlıymış bunun çözüm kümesi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlıymış diyeceğiz. Doğru cevabımız... 6 olacaktı arkadaşlar. Evet bu sayfamıza da uzaktan bakalım. Bak tanjantların, kotanjantların çözümleri daha kısa sürdü diğerlerinden. Değil mi? Sen de fark ettin bunu. Toplam burada 5 tane soru çözdük daha kısa sürede. Evet artık bu işlerin biraz triklerine bakacağız. Biraz özel sorulara bakacağız. Hazırsanız. Bir notumuz var diyor ki Tanjant ve kotanjant içeren denklemlerde çözüm kümesinde tanjant veya kotanjant tanımsız yapan değerler varsa çözüm kümesinden çıkaracağız diyor. Mesela şimdi tanjant pi bölü 2 geldi. E hocam bu tanjant 90. Tamam. E hocam bu da sin 90 bölü kos 90'dı. Evet. Değil mi? Sin 90 kaçtı? 1'di. Kos 90 0. Anam ne oldu lan? 1 bölü 0. Aa sana tanımsız. Şimdi sen gittin çözüm kümesini hesapladın. Çözüm kümesi hesaplayınca pi bölü 2 diye veya 90 diye bir kök buldun. Ya bu 90'da tanjantı tanımsız yapıyor ama sen çözüm kümesi yerine bunu yazarsan olmaz. Yani tanımsızlık elde edeceğimiz için senin çözüm kümen yanlış bir küme olur. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi geldim buraya. Örnek 16. Tan 2x eşittir. Tan 2x çarpı tan x eşittir 1 denkleminin çözüm kümesi istenmiş bizden. E şimdi şöyle diyelim hocam. Tanjant 2x eşittir 1 bölü tan x yazabilir miyim ben? Yazarım değil mi? 1 bölü tan x. 1 bölü tan x neydi hocam? Kot x'ti. E tamam bizim aslında denklemimiz tanjant 2x eşittir kotanjant x'miş. E Ben bunu kotanjant x'i tanjant 90-x diye de yazabilirim. Değil mi? Şu şekilde. Artık diyorum ki hocam 2x eşittir 90-x artı 180k'dır diyebilirim rahatlıkla. Eksi x'i bu tarafa aldım. 3x eşittir. 30 artı 180k geldi. Pardon. 30 değil. 3'e bölerek yazdım. Biraz hızlı düşündüm sanırım. Şurası 90. 3'e bölersem de x eşittir. 30 artı 60k gelecek. Şimdi x'lerimiz bunlar. Çözüm kümesi istenmişti bizden. O halde gelin şunu yapalım biz. x 30 olabilir. 30 olabilir. 60 ekledim 90 olabilir. 150 olabilir hocam. Başka 60 daha eklersem 210 olur hocam. 60 daha eklersem 270 olur. 60 daha eklersem 330 olur. 60 daha eklersem 390 olur. Geçer. Değil mi? E şimdi burada ben diyorum ki ya şu 90 alamam. Niye? Burada tanjant x var. Tanjant x olduğunda ben bunu burada yerine yazarsam tanımsız olur. O zaman 270'i de alamam. Tanjant 270 de tanımsız. Değil mi? Peki 2x'ler için bir şey yapılabilir mi? Şimdi 2x'ler için de şunu düşünelim. Şunu yerine yazarsam 60 gelir. Tanımsız olmaz. Şunu yerine yazarsam 300 olur. Tanımsız olmaz. Şunu yerine yazarsam 420 olur. 420'nin esas ölçüsü 60 olduğu için gene tanımsız olmaz. Bunu yerine yazarsam 330'u Eksi 30 olduğu için eksi 60 gelecek aslında o da tanımsız değil. Demek ki burada çözüm kümesini bul demişti ya benim çözüm kümem ne olacakmış? Hop yazdım. 30 150 virgül 210 virgül 330 olacakmış. Çözüm kümesinin eleman sayısı sorusaydı o 4 elemanı diyecektik. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi A sin x artı B kos x eşit 0 şeklindeki homojen denklemler tan x bulunarak kolaylıkla çözülebilir diyor. Nasıl çözeceğiz? Bak iyi dinle. A sin x artı B kos x varsa tan tanjant x'i nasıl bulurum? Denklemin tamamını kosinüse e, e, bölebilirsin. Veyahut, veyahut şunu yapabilirsin. Şu kök 3 gördüğün yere mesela kök 3'lü bir şey varsa tan 60 falan da yazabilirsin. Ama biz kendi tarzımıza göre hareket edelim. Denklemde kosinüs varsa sin ve kosinüs varsa denklemi kosinüse bölersen tanjant x elinde kalır. Şimdi ben gittim bunu tanjant değil kosinüs 2x'e böldüm. E bunu da kosinüs 2x'e böldüm. E hocam bunu da bölelim o zaman. Değil mi? Haksızlık olmasın. Şimdi sin 2x bölü kos 2x nedir? Hocam tanjant 2x'tir. Güzel. Şimdi ne kaldı burada? Eksi kök 3 kaldı bak. Eşittir neymiş? 0 bölü kos 2x'ten 0. E bunu çözeceğiz. E hocam ben eksi kök karşıya gönderirsem tanjant 2x kök 3 olmaz mı? Olur. E hocam bu da tanjant 60'tı zaten. Evet. O halde ne diyorum? 2x eşittir 60 artı 180k'dır. x eşittir 30 artı 90k'dır diyeceğim. Şimdi x'ler neredeydi? 0 ile pi aralığında. Çok güzel. Ben k'yı 0 seçerek 30 bulabilirim birinci x'imi. k'yı 1 seçersem 120. Bir daha, iki, bir daha artırırsam ne olur? 210 olur. 210, 180'i geçti. O zaman ben bunu kök olarak kabul edemem. Bir tane daha köküm yokmuş demek. İki tane köküm var. Birisi bu, birisi bu. Ve kökler toplamı sorulmuş. O zaman 150 derece bize kökler toplamını verir. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız 150 olacaktı diyebiliriz. Evet devam ediyorum. Diğer notumuzda a sin x artı b cos x eşittir c denkleminde. Şimdi normal şartlar altında a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x eşittir a diyorsak ben bu a'nın maksimum değerini nasıl buluyordum? a kare artı b karenin kareköküyle buluyordum. a'nın minimum değerini nasıl buluyordum? O da eksilisi oluyordu bunun değil mi? Şöyle. E şimdi o zaman a kare artı b kare eğer c kareden daha büyükse yani şuranın karesinden daha büyükse tamam mı? Sonuç olarak a'nın maksimum değeri bu b bu ya a kare nedir? a kare e, a kare artı b karedir. E, burası da bunun karesini alırsam yine a kare artı b kare gelecek. Şimdi o zaman şuradaki c dediğimiz şey de şuradaki a'nın aynısı aslında yani. Ben oraya c diyeyim en iyisi kafalar karışmasın. Şöyle yapalım. c diyelim ve c diyelim. Şimdi c'nin maksimum değeri bu ya. O zaman c kare ne olur? a kare artı b kare eşit olur. Güzel. Şimdi eğer a kare artı b kare c kare'den büyükse denklemin çözüm kümesi boş küme a kare artı b kare c kare'den küçük veya c kare'ye eşitse bu durumda her iki taraf a kare artı b karenin kare köküyle bölünerek toplam fark yardımıyla soruyu çözeriz. Tamam. Ve aynı zamanda da gençler a kare artı b kare c kareden küçük olması durumunda denklemin birbirinden farklı, birbirinden farklı iki tane kökü vardır diyeceğim. İki tane kökü olacak. Tamam. Şimdi geldim 18. örneğe. Sıfırla 2 pi aralığındaymış bak ikizler. Olmak üzere 3 sin x artı 4 kosik eşittir k denklemi veriliyor. k eşittir 5 için çözüm kümesi 2 elemanlıdır. E şimdi küçük veya eşit için zaten 2 elemanlıydı. E 5 için de 2 elemanlı olur. Doğru. k 5'ten büyükse çözüm kümesi boş kümedir. E burada anlattığımız şu ilk özellik çözüm kümesi boş kümedir. E 5'ten büyükse. Bu da doğru. Çözüm kümesinin boş kümeden farklı olmasını sağlayan 9 farklı sayı vardır. Şimdi eksi 5'ten 5'e kadar çözüm kümesi boş küme değildi. Eksi 5'ten 5'e kadar kaç tane sayı var? Hocam 11 tane. Eksi 5 ve 5 dahil 11 tane. Burada ne demiş? 9 demiş o zaman. Yanlış cümlede cevap neymiş? 1 ve 2 olacakmış diyebiliriz. Tamam. Devam 19. soru. 0 ile 2 pi kapalı aralığında bu sefer x'ler. Kök 3 sin x artı kosinüs x eşittir kökü, kök 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı acaba kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım? Ne yapabiliriz? Bir düşünelim bakalım seninle beraber. Öncelikle şu köküç dediğim şeye ben tanjant 60 diyebilirim. Daha sonrasında da tan 60'ı sin 60 bölü kos 60 biçiminde de yazabilirim. Değil mi? Tamam güzel. Şimdi o zaman yazmaya başlayalım. Sin 60 bölü kos 60 artı değil çarpı sin x çarpı sinüs x artı kosinüs x eşittir kök 2 dedim. Şimdi şunla gençler şunu çarpıp üzerine eklersem sin 60 çarpı sinüs x artı kos 60 çarpı kosinüs x bölü 1 bölü 2 vardı bak. 1 bölü 2 ne? Kos 60. Eşittir kök 2. Şimdi ben şuradaki kesir çizgisini sileceğim. Şu 1 bölü 2'yi de karşı tarafa atarsam kök 2 bölü 2 geldiğini görüyorum. Tamam. Burada bu kosinüs formülüne benziyor. Toplam fark formülüne. Arada artı olduğu için de fark formülüdür diyeceğim. Ve kosinüs x eksi 60. İstersen 60 eksi x Hiç fark etmez. Kök 2 bölü 2 de biliyorsun ki kosinüs 45'ti. Şimdi o halde diyorum ki x eksi 60 eşittir 45 derece veya x eksi 60 eksi 45 derecedir diyorum. Tabi 360 k'ları eklemeyi unutmuyoruz değil mi gençler? Şöyle sileyim ben şurayı. Şunu aşağı alayım. Şöyle dursun. Eşittir dedim. 45 artı 360 K. Burası yine eksi 45 artı 360 K olacak. Eksi 60'ı karşı atarsam x eşittir 105 artı 360 K yapar. Burada eksi 60'ı karşı atarsam x eşittir 15 artı 360 K yapar. Böylelikle arkadaşlar. Burada sağlayan sayının kökün 105 olduğunu burada da 15 olduğunu görürüz. Eğer 360 hareketlersem 360 geçeceği için başka kök yoktur diyeceğim. Yani 105 ve 15 benim denklemimin kökleriymiş. Bunların toplamı sorulmuş 105 ile 15'in toplamı 120 derecedir. Bu da bize cevabı verir diyeceğiz. 19. sorumuza çözdük. Sayfamıza uzaktan bakalım. Evet, bu sayfada ee, yani nasıl diyeyim? Bir iki tane sizi belki zorlayabilecek soru vardı ama öyle çok sizi zorlayacak bir soru yoktu diye düşünüyorum. Evet, devam. Notumuz var. Bir denklemde sadeleşen ifadelerin olması durumunda sadeleşen ifadelerin sıfır olma durumu unutulmamalı. Bu her denklem için geçerli. Sadece trigonometrik için değil. Aksi takdirde kök kaybı yaşanır. Bunu zaten defaten 100 kere 1000 kere söylemiştik matematik derslerinde. Şimdi sıfırla ile 2 pi aralığındaymış yine kökümüz x'lerimiz sinüs 2x eşittir sin kare x denkleminin kaç farklı kökü vardır diye soruluyor bize. Öncelikle ben şöyle bir şey yapsam acaba izninizle. Şunu şu tarafa göndersem. Sin kare x eksi sinüs 2x eşittir 0 olur mu? Olur. Şimdi sadeleştirme yaparak çözelim aslında. Yukarıdakine uyumlu olsun değil mi? Sadeleştirme yapalım bence. Sinüs 2x'i yarım açı formülüyle 2 çarpı sin x çarpı cos x diye açarım. Burası da sin x çarpı sin x'tir. biliyorsunuz sin kare x. Şimdi ben her iki tarafta şu sin x'leri sadeleştirebilirim. Fakat sinüs x'i sıfıra eşitleyen denklemi unutma diyor bize. Burası da ne oldu artık? 2 tane cos x eşittir. Sin x gelmiş oldu. Ee, buradan 2 cos x eşittir sin x oldu ya. Şunu yapabilirim. Ee, her iki tarafı kosinüse bölersem 2 eşittir tanjant x gelir. Tamam 2 eşittir tanjant x gelir. Böylelikle gençler sinüsü sıfır yapan sıfırla 2 pi aralığında neler vardır bir bunu düşünürüm. Bir sıfır var bir pi var bir de 2 pi var. Başka var mı? Yok. Şimdi tanjant 2 yapan sıfırla 2 pi aralığında e, tanjant 2 yapıyorsa bir birinci derece birinci bölgede bir de üçüncü bölgededir bu açı. Yani iki tane kök de buradan gelir. 2 tane buradan geldi. 3 tane de buradan geldi. O zaman toplam 5 tane kök vardır diyeceğiz. Doğru cevabımız da 5 olacak arkadaşlar. 21 0 ile 2 pi kapalı aralığında yine 2 sin x artı tan x eşit 0 denkleminin çözüm kümesi soruluyor. Şimdi ben bu tan x'i 1 çarpı sin x diyelim şöyle artı sin x bölü cos x diye ayıralım. Eşittir 0 olsun. Bununla bunu çarptım. 2 sin x cos x Artı sinüs x bölü hemen bölüyü çektik. Kosinüs x dedi. Eşittir sıfır. Şimdi paydadan zaten kök gelmez değil mi? O zaman kökler üst taraftan gelecek. Yani e, ben bu üst tarafı da arkadaşlar sinüs x parantezini alırsam. 2 kos x artı 1 eşittir sıfır diyeceğim. Şimdi sinüsü sıfır yapanları bulacağız ki bunlar 0 pi ve 2 pi idi. Az önceki sorularda yaptık bunu. 2 cos x artı 1'i bir de 0 eşitleyeceğim. Böylelikle cos x'in eksi 1 bölü 2 olmasını isteyeceğim. E, çözüm kümesini bul demişti. Cos eksi 1 bölü 2 yapan e, açılar nelerdir? Bir 120 derece var değil mi? Bir de bunun eksilisi eksi 120 derece var. 360 eksi 120 de 240'ı verir bize. 0 var, 180 var, 360 var, 120 var ve 240 var. Çözüm kümesini bulunuz demişti. Derece cinsinden yazalım. 0, 120, 180, 240 ve 360 benim çözüm kümem olur. Eğer radyan cinsinden istediyse de 0, 2 pi bölü 3, virgül pi, e, 244 pi bölü 3'tür. Ve 2 pi diyebiliriz arkadaşlar. Hangisinde verdiyse artık bakalım hangisine vermiş. Şöyle vermiş. İkinci biçimde 2 yazmışız. 22. örnek. Yine 0 ile 2 pi aralığında. 3 sinüs 2x eksi 3 cos x artı 4 sin x eşit 2 denkleminin çözüm kümesi acaba kaç elemanlıdır diye soruluyor bize. Düşünelim bakalım şimdi 3 tane sinüs 2x var. Ee, bu 3 tane sinüs 2x dediğimiz ifade aslına bakarsan 3 çarpı 2 sin x cos x'tir. Şu şekilde. Şurası yarım açı formülünden sinüs 2x'tir değil mi? Eksi 3 tane kosinüs x'imiz var. Artı 4 tane sinüs x'imiz var. Eşittir 2 dedik. Peki şimdi ne yapılabilir? Bir düşünelim bakalım. Ee, 3 cos x'imiz var ve 4 sin x'imiz var. Burada arkadaşlar ben şu ikisini şunla şunu 3 cos x parantezini alacak olursam 3 cos x parantezinde içeride ne kalır? 2 sin x kalır burada. Eksi 1 olur. Şimdi şuraya geldim. Ee, eşittir değil. Eşittir demeyelim artı 4 sin x eksi 2 diyelim eşittir 0 olsun. Burayı da 3 cos x yazdım. 3 cos x parantezinde 2 sin x eksi 1 artı 2 parantezin alırsam 2 sin x eksi 1 gelir. Aa, bak ne güzel. Şimdi sen artık şunların ortak olduğunu görüyorsun. O halde 2 sin x eksi 1 parantezini alacağım. Şu şekilde. Ve ne kalacak? 3 cos x artı 2 kalacak. Şimdi çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sormuştu. Burada sinüs x'i 1 bölü 2 yapanları ve kosinüs x'i eksi 2 bölü 3 yapanları bulmam gerekiyor. Nerede? 0 ile 360 aralığında. Şimdi kartezyen koordinat sistemimi çizdiğim zaman sinüsü 1, 1 bölü 2 yapanlar bir şurada bir de buradadır. Hatta 30 ve 150'dir biliyorsun. Kosinüsü eksi 2 bölü 3 yapanlar da Birisi şurada bir yerde, öteki de burada bir yerde. Çünkü zaten burada ve burada pozitif olduğunu biliyorum. E kaç tane kökü vardır, kaç elemanıdır diye sormuştu. 1, 2, 3, 4 elemanı olacak. O halde doğru cevabımız da 4'tür diyeceğiz sevgili gençler. 22. örneğimizde çözdük ya. Şimdi geçiyoruz 23'e. Ne demiş bir bakalım. 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere x'ler. 2 sin kare x eksi 3 sin x artı 1 eşit 0 denkleminin en büyük ve en küçük köklerini toplamı. Şimdi ben buradaki ifadeyi şuradan koparayım. Şuraya yapıştırayım. Biraz da şöyle büyüteyim. Tamam mı? İyi dinle beni. 2 sinüs x'e sinüs x diye parçalarım ben burayı. Burayı da eksi 1'e eksi 1 diye parçalarsam çarpımları 1. Bak çapraz çarpıyorum. 3 eksi 3 sin x'i veriyor. O halde sinüs x burada ya 1 bölü 2'dir. Şundan kaynaklı. Ya da sinüs x eşittir 1'dir. Şimdi en büyük ve en küçük kökleri sormuş ya. Sinüsü 1 bölü 2 yapan hocam. Bir 30 derece var. Bir de 150 derece var. Sıfırla 2 pi aralığında. Bir de sinüsü 1 yapan bir 90 derece var. Başka var mı? Hocam başka yok. Çok güzel. 1 yapanın karşısında eksi 1 yapan vardı çünkü. En küçük kök 30, en büyük kök 150. Bunların toplamı istenmiş. O halde cevap 180 derecedir derece cinsinden sorduğu için de bu şekilde bırakabiliriz. Radyan cinsinden sorsaydı pi diyecektik. Ve 24. 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere demiş x'ler. 2 cos kare x artı 3 sin x eşittir 3. Cos kare x'i ben 1 eksi sin kare x yazarsam eğer ifadenin tamamı sinüslü olmuş olur. 3'ü de bu tarafa attım. Eksi 3 eşittir 0 olsun dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 2 çarpı bak 1 eksi sin kare eksi ben 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x biçiminde yazabilirim. Artı 3 parantezinde hatta eksi 3 parantezin alalım direkt. Eksi 3 parantezinde e, ne gelir? 1 eksi sin x gelir. Eşittir 0. burada 1 eksi sin x'lerin ortak olduğunu gördün artık sen. O zaman hiç durmadan 1 eksi sin x ortak çarpan parantezin alacaksın hocam. Şunla şunu çarptım. 2 artı 2 sin x eksi bir de 3'ümüz var. Eşittir 0. Şimdi denklemi biraz daha düzenleyecek olursam. 1 eksi sin x parantezinde 2 çarpı sin x eksi 1 eşittir 0 olur. Şimdi burada demek ki sin x bak şuradan ya 1 olacak buranın 0 olması için. Buranın 0 olması için de sin x'in 1 bölü 2 olması gerektiğini biliyoruz. Kökler 0 ile 360 arasındaydı unutma. Şuradan gelen kök, kök 90 derecedir. Şuradan gelen kök de bir tanesi 30 derecedir. Öteki de 150 derecedir. Başka da kök yoktur zaten. İşte çözüm kümemizi oluşturan elemanlar bunlar deriz. Cevabımız 30, 90 ve 150 imiş gençler. 25. örneğimizdeyiz. Bu arada cevap radyanlıymış. Radyana çeviri verirsin. Burası pi bölü 6'dır. Burası pi bölü 4'tür. E, 150 de 5 pi bölü 6'dır. Tamam işte bu kadar. Tamam. Pi bölü 6, 5 pi bölü 6 ve pi bölü 2. Ha, yani pi bölü 4 değil bak özür dilerim. Pi bölü 2. Bu bakmayın. Evet 25. 0 180 derece arasındaymış yine. Kos kare 3x artı 2 kosinüs 6x eşittir. 1 bölü 2 denkleminin kökler toplamı soruluyor bize. Şimdi burada kos kare 3x var. Tamam eyvallah ama burada kosinüs 6x var. Şimdi 2 parantezinde yarım açıyı uygulayarak 2 cos kare 3x eksi 1 yazabilirim ben buraya eşittir 1 bölü 2 dedim. Şimdi burası cos kare 3x'i zaten. Artı içeri dağıtırsam 4 tane cos kare 3x gelir. Eksi 2 olur eşittir 1 bölü 2 dedim. Buradan 5 tane cos kare 3x eşittir. Şunu şu tarafa atarsam 5 bölü 2 gelir. Mükemmel. 5'leri götürdüm hop 1 bölü 2 kaldı. Şimdi cos kare 3x 1 bölü 2 ise o zaman diyeceğim ki bir kosinüs 3x hocam kök 2 bölü 2'dir. Veya kosinüs 3x nedir? Eksi kök 2 bölü 2'dir. Şimdi x'ler neredeydi? 0 ile pi aralığında. Kökler toplamı sorulmuş bize. Hocam burada 3x eşittir diyeceğim. Bak 3x eşittir diyeceğim. Kök 2 bölü 2 yapan ne var? 45 var. Artı 360k. Ya da 3x eşittir. Eksi 45 artı 360 k. Şimdi eksi kök 2 bölü 2 yapan ne var? 3x eşittir. 135 artı 360 k. Bir de 3x eşittir. Eksi 135 artı 360 k diyeceğim. Şimdi 4 tane bulduk. 3x'leri bulduk ama. X'leri bulmadık. X eşittir 15 artı 120 k. Şuraya geldim. X eşittir. Eksi 15 artı 360 değil. 120K. 3'e böldüm. X eşittir. 45 artı 120K. Ve X eşittir. Eksi 45 artı 360 değil. 120K dedim. Şimdi denklemini kökler toplamı sorulmuştu. Ya hocam şurada bir 15'imiz var. Bak şuradan. Bir tane 15 gelir. 120 eklersem bir tane de 135 gelir. Devam. Şurada K'ya 0 verirsem eksi 15 sağlamaz. Negatif çünkü. Ama 1 verirsem K'ya 105 sağlar. Devam. Bir 120 daha eklersem 180'i geçer olmaz. Şuraya geldim 45 sağlar. Şurada. 120 daha eklersem 165 de sağlar. Şuraya geldim. 120 eklersem ne gelir? 75 sağlar. Bir 120 daha eklersem 195 olur. O sağlamaz. Köklerimiz bunlarmış. Bunların toplamı nedir? 15, 135 daha, 150, 150. bunun şunu topladım, 150 daha, 300 ekledim, 300 unutma, 165'e 75 ekle, ne gelir? 240 gelir, 240'a da 250 gelir, özür dilerim. Yo pardon, 240 gelir ya, bir daha bakalım. 150, 150, 300 tamam, 300'e ekliyoruz, 165, 75 daha kaç yapar? toplayamadım İyi mi? 240 yapar. Eklersek 540 mı gelir? 540 derece de biliyorsun 180'in 3 katı olduğu için 3 kere 180 yani 3 kere pi radyan diyebiliriz. Doğru cevabımız 3 pi olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet bu sayfamızda bitirdiğimize göre şu uzaktan yine bakmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Buradaki soruların çözümleri diğerlerine göre kısmen daha uzun, daha meşakkatli olabilir. Özellikle şu şuradaki soru ve şuradaki soru. Çünkü işin içerisine çarpanlar ayırma da giriyor. Çarpanlar ayırmayı fark edemezsen tabi doğal olarak soruyu da çözemiyorsun. Artık son iki sayfamız kaldı. E, topu topu da 4, 5, 6, 7, 8 tane örneğimiz kalmış. Bunları da çözüp videomuzu noktalayabiliriz. Devam edelim 26. örneğimizde. X'ler 0 ile 3 p bölü 2 aralığında yani 0 ile 270 aralığında olmak üzere 2 bölü sin x eksi cos x cos x artı sekant x denkleminin çözüm kümesindeki en büyük açı kaç radyandır? Radyan cinsinden sorulmuş bu sefer. Şimdi öncelikle şuradaki biliyorsun işlem yaparken kosekantı sekantı kullanmayı sevmiyoruz. Şuradaki kosekant artı sekant var. İkisi beraber var. Bunu bir düzeltelim biz. Şimdi kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüs x'ti. Ee, sekant dediğimiz şey de 1 bölü kosinüs x'ti. Öncelikle bunu bir toplayalım. Burayı kosinüsle, burayı sinüsle genişlettiğim takdirde, üst taraf sin x artı kos x gelecektir. Alt taraf ise sin x çarpı kos x gelecektir. Doğru mu? Şimdi denklemi baştan yazacak olursam, 2 bölü sin x eksi kosinüs x eşittir dedim. Ee, ne oldu? Sin x artı kos x bölü sin x çarpı kos x gelmiş oldu. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben şununla şunu çarparsam yani bunu bu tarafa gönderirsem ise dedim. Sin x artı cos x ile sin x eksi cos x'in çarpımı 2 kare farkı yardımıyla sin kare x eksi cos kare x biçiminde yazılabilir. Bölü alt kısımda ise sin x çarpı cos x'imiz mevcut deriz. Şimdi üst taraf biliyorsun ki eksi parantezinde cos kare x eksi sin kare x'tir. Alt tarafta da sin x çarpı cos x sinüs yarım açı formülünün yarısıdır. Yani sinüs 2x bölü 2'dir. Üst tarafta ise şurası var ya bak. Kos kare x eksi sin kare x. İşte burası aslına bakarsan kosinüs 2x'tir. Ve böylelikle 2'yi de alıp yukarı atarsan eksi 2 tane kosinüs 2x bölü sinüs 2x olur elinde. Bu da eksi 2 tane kotanjant x'in ta kendisidir. Şimdi burada ne kalmıştı? En başa geri döndük. 2 eşittir Eksi 2 tane kotanjant x 2x ise kotanjant 2x bak şurası onu yanlış yazmışım ha. Şurası gençler 2x olacak. Siz de böyle benim gibi işlem hataları yapmayın tamam mı? Özellikle sınavda. Şimdi burası kotanjant 2x oldu. O halde her iki tarafı 2'ye bölersem kotanjant 2x'in eksi 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta burada eğer kotanjant 2x eksi 1 ise tanjant 2x de nedir? Eksi 1'dir değil mi? Şimdi tanjantı eksi 1 veya kotanjantı eksi 1 yapan açı nedir? 2x eşittir. Şimdi tanjantı eksi 1 yapan açı 135 derecedir. Yani aslına bakarsan pi bölü 4'ün 3 katı olduğu için 3 pi bölü 4'tür artı kp diyeceğim. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 3 pi bölü 8 artı k bölü 2 dedim. Şimdi çözüm kümesindeki en büyük açı soruluyordu bize. Artık ben burada 3 pi bölü 2 aralığında olduğunu biliyorum ya. K'yı 2 seçersem eğer 3 pi bölü 8 artı pi gelir ki bu da bana 11 pi bölü 8'in ta kendisini verecektir. 11 pi bölü 8 bu aralıktaki en büyük açıdır. Neden K'yı burada 3 seçmedim? 3 seçseydim zaten direkt çarpım 3 pi bölü 2'yi verecekti bana. Üstüne 3 pi bölü 8 eklersem daha büyük bir sayı elde edecektim. Bu da çözüm aralığında olmayacaktı. Cevabımız 11 pi bölü 8'miş. Umarım işlem hatam yoktur. Yani gayet sağlam yaptım ama evet 11 pi bölü 8'miş cevabımız güzel. Şimdi şuradaki notumuza bir bakalım. Sinüs ve kosinüs ifadelerine bağlı ikinci dereceden denklemlerde her iki taraf kos ya da kos kare ile bölünerek tan ifadesine bağlı denklemler elde edilebilir denilmiş. Bu arada videoda bir kesik attım arada uzun bir video olduğu için. Bir çay aldım kendime. Ee, bana afiyet olsun sizin de canınız çektiyse evinize çayınız vardır diye umuyorum arkadaşlar. Olmayan varsa da bir gün çay sözüm olsun size. Evet 27. sorumuza bir bakacağız. Ne yapacakmışız? Kosinüs ya da kos böleceğiz ve tanjant ifadesine bağlı denklemler elde edeceğiz. Evet şimdi 27 çözebiliriz artık. Çayımızı aldığımıza göre. Çay varsa trigo çözüdür arkadaşlar. Yoksa biraz zor sin kare x eksi 2 çarpı sin x sin, sin 2x eksi kos 3 kos kare x eşit 0 denklemini sağlayan x açıları için tan x ifadesinin alabileceği farklı değerler toplam sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Ben şuradaki ifadeyi şöyle alayım şuradan, şuraya yapıştıralım, şöyle çekelim. Şimdi diyeyim ki ben buraya. Kardeşim sen sinüsle sinüsün çarpımısın diyeyim. Tamam mı? Ee, diğer yandan sen de sen de eksi 3 kosinüs x ile kosinüs x'in çarpımısın diyeyim. Şimdi ben çapraz çarptığım takdirde ya da hiç uğraşmayayım çarp ya çapraz çarpalım. Şunla şunu çarptın sin x kos x. Bununla bunu çarptın eksi 3 sin x kos x topladın. E hocam burada sin x kos x yok ama sen Eksi 2 çarpı sinüs 2x'in sin x cos x olduğunu zaten biliyorsun. Demek ki bizim buradaki çarpanlara ayrılmış halimiz sin x eksi 3 cos x ve, ve sin x artı cos x bunların çarpımının sıfıra eşit olması gerektiğini bileceğim. Şimdi soru diyor ki bana hocam diyor şurası ve şurası diyor ya sen burada buranın sıfır ve buranın sıfır olmasını istiyorsan diyor ekstradan bir denklem daha çözmene lüzum yok diyor. Her iki tarafı burada kosinüse bölersen diyor tanjant x eksi 3 eşittir sıfırı ve burada da tanjant x eşittir eksi 1'i elde edebilirsin diyor. Şimdi x açılar için tan x ifadesinin alacağı farklı değerler toplamı sorulmuştu. E, bir 3'ü alabilir bir de 1'i alabilir. Dolayısıyla tan x ifadesinin alabileceği farklı değerler toplamı da 4 olacaktır diyebiliriz gençler. Evet devam. 28. 1 artı tan x'i 1 eksi tan x'e bölmüş. Ve kotanjant 2x artı 15'i elde etmiş. Bu denklemi sağlayan. En küçük pozitif x açısı nedir diye soruluyor. Şimdi burada ben neyi bulabilirim? Şu öncelikle 1 var ya 1. Bir. Bu 1'i ben tan 45 biçiminde yazarsam 1 gördüğüm her yere tan 45 yazacağım bak. Tan 45 artı tan x bölü 1 eksi şimdi oradaki 1 gördüğüm yere yazmadım ya sinirlenme bak. Burada 1 çarpı yazarım. Oraya da derim ki tan 45 çarpı tan x. Ha, bu ne? tanjant x artı 45 güzel. Şimdi tan x artı 45 neye eşitmiş? Kotanjant 2x artı 15'e eşitmiş. Çok güzel. Şimdi ben burayı tanjant x artı 45 diye yazayım. Burayı da tanjanta çevirirsem tanjant 90 eksi 2x artı 15 yapar. Tamam mı? 90'dan 15'i çıkarırsam da bak tanjant 75 eksi 2x gelir. Şimdi ikisi de tanjantlı oldu ya bir gönlüme bir ferahlık geldi tamam mı? Hani böyle reklam var ya aynası ferahladım diye. Harbiden bunu görünce o cümleyi kuruyorsun. Aynası ferahladım diyorsun. Şimdi x artı 45 eşittir. 75 eksi 2x artı 180k diyorsun. Güzel. Şimdi eksi -2x 2x'i sol tarafa zıplatalım. 3x olsun. 45'i sağ tarafa zıplatalım. 30 gelsin. Artı 180k dedim. Tabi bizden x istendiği için x lazım olduğu için de 3'e böleceğim. x eşittir. 10 artı 60k olur. En küçük pozitif x açısı artık k'ya 0 vererek en küçüğünün 10 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Doğru cevap 10 derece olacaktı gençler. Evet Çok klas ve çok güzel bir soruydu bence. Ee, evet ben anlatınca daha kolay gelmiş olabilir. Yani ama buradaki trik ne? Buradaki trik arkadaşlar şu var ya şu bir gördüğümüz yere bir de burada bir olduğunu düşünmek tabii ki. Buradaki yerlere tan 45'i yazınca olay bitiyor zaten. Tamam. Evet. PDF'im takıldı gibi. Heh, tamam düzeldi. Bugün bilgisayarda bir sıkıntı var. Yüksek ihtimalle bir güncelleme geldi. Güncellemeden sonra böyle bir yavaşlama oldu. Ee, i̇nşallah videoda herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü yaklaşık bir buçuk saattir videodayım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hayırlısı. Evet. Notumuza bakalım. Çay içerken iğrenç bir ses e, geliyorsa kulaklarınıza ve kulaklarınızı tırmalıyorsa özür diliyorum sizlerden. İnsanlık hali. Çay içerken o ses çıkar abi. Su sesi çok. Abartmaya gerek yok. Özel açılara bağlı olmayan denklemlerde periyot yardımıyla bir sarmal fonksiyon şekliyle kök sayısı bulunabilir demiş. Burada ne anlatmaya çalışıyor? Hemen bunun sorumlusunu gösterelim. Sabahtan beri keşke ilk önce şu yöntem verilseydi de kökleri bulmak için, yani köklerin sayısını bulmak için yarım saat kökleri bulup daha sayma saymasaydık diye de içimden geçirmiyor değilim. Çünkü birazdan sen de aynısını söyleyeceksin. Diyor ki x'ler diyor 0 ile 270 aralığında. 3 çarpı bak ne kadar basit olacak. Kosünüs 4x eşittir 2 diyelim. Buradan kosinüs 4x'in 2 bölü 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi aslında sorunun %90'ını bitirdik şu an. Ciddi anlamda %90'ını bitirdik. Bak iyi dinle. Önce şunu bir çizeyim. X'ler neredeydi genco? E, 0 küçüktür. X küçüktür. 3 pi bölü 2 aralığındaydı değil mi? Ama sana x değil 4x lazım. He. Peki o zaman 4'e çarpalım biz bunu. 4x'i buluruz bak. 4x 0'ı 4 ile çarpınca 0 yapıyor. O da küçüktür. 6 pi mi olur? Bak şimdi güzel kardeşim. 0 ile 6 pi aralığı demek. Burada sen 3 tur atarsın. Bir attın 2 pi. Bir daha attın 3, 4 pi. Bir daha attın 6 pi. Tersine mi attın? Şöyle mi atıyorsunuz normalde siz? Bakalım nasıl atıyorsunuz? Şöyle mi atıyorsunuz? Şöyle atıyorsunuz siz. Aynen tamam. Şimdi aldı 3 tur yaptım. 3 tur aldı. Şimdi kosinüsü 2 bölü 3 yapan açılardan bir tanesi şurada hocam. Diğeri nerede? Diğeri de burada hocam. Tamam çok güzel. Şimdi elini alıyorsun şöyle bir tane kalemin. 0 derece şurası 0 derece koydun abi buraya. Şuraya koyduk elimizi. Çevirmeye başlıyorsun. Kaç tur atacağım? 3. Bu birinci turum. Bu ikinci turum. Hop 2. Şu da benim üçüncü turum diyorsun. Aha buraya kadar geldin çarptın. Şimdi İyi dinle beni. Kaç tane kök var? Şu kök dediğimiz var ya şunla şu kök daha Onu ne kadar yerde kestiysek o kadar kökümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kökümüz var hocam. Başka var mı? Yok hocam. O zaman cevabımız da 6'dır. Tamam bak ne kadar basit. Ne kadar muntazam. Tamam. Basit. Ha, neye dikkat edeceğim burada? hep hani 4x'i bulunca x'e erişmeye çalışıyorduk ya. Yani. burada x'i vermiş biz 4x'e erişmeye çalıştık. 4x'e erişmeye çalışmak için de yani şurayı 4 ile çarpı verdik. Olay bu yani. Anlaştık. 6 tane kökümüzün olduğunu söyledik. Ve artık gençler devam ediyoruz. Son sayfamızda 107. sayfa artık kitabımızın son konu anlatımının sayfası. Ve bu da son konu anlatımının videosu olduğunu söylemiştik. Artık son 10-12 dakika, dakikamız falan var. Buraya kadar sabretti. Bundan sonrasında çıkma videoda. Dinle öyle git. 0 ile pi aralığındaymış x'ler. Sinüs 3x ile kosinüs 3x'in toplamı da kök 6 bölü 2'ymiş. Bu denklemin çözüm kümesini bul demiş bize. E bulabilir miyiz hocam? E buluruz ya. Hani söz konusu bizsek abi yaparız bir şeyler. Neden yapamayalım ki? sinüs 3x var bir de kosinüs 3x var. Doğru mu? E bu da neymiş? Kök 6 bölü 2. E şimdi hocam e, ben burada şöyle bir şey yapsam çok güzel olmaz mı? Al lan her iki tarafın karesini. Al. Hadi. Al, şöyle yaptım. Karesini aldım. Hop hop karesini aldım. Şimdi arkadaş buranın karesi sin kare artı kos kareden o 1 mutlaka gelecek zaten. Artı bir de 2 çarpı 1. çarpı 2. vardı değil mi? Şu. Şöyle. Bak. Böyle. Yok 6 bölü 2'nin karesini 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 mi? Güzel. Şimdi ben, benim senden ricam şu 1'i karşıya bir zıplat bakalım. Sonrasında da şurayı da sinüs 6x biçimde yaz yarım açı formülünden sinüsün eşittir 3 bölü 2'den 1 çıktı 1 bölü 2 şimdi senin burada düşünmen gereken şey şu sinüsü 1 bölü 2 yapan hangi açı olur? 1 6x eşittir 1 sinüsü 1 bölü 2 yapan açı 30 derecedir pi bölü 6 dedin artı 2k pi dedin bir de 6x eşittir şimdi ikinciyi nasıl buluyorduk sinüste pi'den çıkarıyorduk o zaman 5 pi bölü 6 artı 2k pi dedik Sonra hocam bana 6x değil x'ler lazım. O halde x eşittir. Pi bölü 36 artı 2 pi bölü 6 pi bölü 3 yapar. Pi bölü 3 k dedim. Ve x eşittir 5 pi bölü 36 artı pi bölü 3 k dedim. İşte bu kadar. Çözüm kümesi istenmişti. Biri bu öteki de bu. Ama şöyle bir durum var. Sıfırla pi aralığında demiş ya. Sıfırla pi aralıyım. Şu ona göre yapalım biz bu işlemlerimizi. Ee, K'ya sıfır seçersem bir köküm pi bölü 36 gelir. Bir seçersem, bak şimdi şurayı sen e, 12 pi bölü 36 biçimde yazma hakkına sahipsin. Burayı da aynı şekilde 12 pi bölü 36 yazma hakkına sahipsin. O zaman 12 pi bölü 36 eklersem üstüne 13 pi bölü 36 gelir diğer köküm. Diğer köküm e, 12 daha eklersem 25 pi bölü 36 gelir. Bir 12 daha eklersem 37 pi olur. Olmaz. pi geçer. Bir kökümün 5 pi bölü 36 olduğunu biliyorum. Şöyle. Diğer köküm 12 pi eklersem 17 pi bölü 36'dır. Bir diğer kökümde 12 daha eklersem 29 pi bölü 36'dır. Bir 12 daha ekleyince 41 yapıyor zaten. O da e, pi geçtiği için almıyorum. Çözüm kümesini bul demişti. Çözüm kümesinin elemanları. Aha bunlar. Ama. Şimdi aması var. Burada bir durup düşüneceğiz. Şimdi hocam sinüs 3x ve kosinüs 3x demiştik değil mi? Ben burada hep dikkat et. Yani sadece trigonometrik denklemde değil bütün denklemlerde. Hatta genellemeyim de biraz daha özele indirgeyim. Bir denklemi çözdü eğer ki kare aldıysan bak kare aldıysan eğer o denklemlere dikkat et. Fazladan kök bulmuş olabilirsin. Nasıl yani ya? Hocam şöyle iyi dinle beni. Şimdi burada sinüs 3x ile kosinüs 3x'in toplamının burayı sileyim. Ben normalde ne olduğunu biliyorum. Kök 6 bölü 2 bu pozitif bir sayı. sinüsü, kosinüsü falan negatif yapan değerleri bundan çıkarmamız lazım. Ama ondan önce şu pi bölü 36 dedim ya bak pi bölü 36 kolay işlemler yapalım diye. 180 36'ya böldüm 5 gelir hocam. Tamam. E şurası 5'ti burası 65 gelir. Şu e, ayraç kötü oldu. Şöyle yazalım. 5, 65. E, hocam şurası 5'ti. 25 ile çarptım 125 geldi. Güzel. Virgül devam. E, hocam şurası 5'ti. 5 ile çarptım 25. Şurası 5'ti. 17 ile çarptım 85. Bir de şurası 5'ti. 29 ile çarptım 135. Tamam. Güzel. Şimdi bak. iyi dinle şimdi benim. Kök 6 bölü 2 elde etmemiz lazım. Şimdi ben 5'i şurada yerine yazarsam burası 15 olur. Bak 3 katı 15. 3 katına bakacağım yine. 195. Bunun 3 katı 375 yapar. 375 de zaten 15'in ta kendisidir. Bunu 3 ile çarparsam 75. Bunu 3 ile çarparsam 255. Ve bunu 3 ile çarparsam 200 kaç gelir? 3 ile çarparsak 300'ü geçiyor. 390, 405 yapar. 405 de 45'in ta kendisi. Tamam. Bak. 15 derecelik açı 3x'ler ya artık bunlar. Bunlar x'ti bunlar 3x. Şimdi 15'i ben burada yerine yazarsam sin 15 ile cos 15'in toplamı bu olabilir. 195 nerededir? 3. bölgede. 3. bölgede bunların ikisi de negatif. Negatif ve negatif toplarsan kök 6 bölü 2 falan elde edemezsin. Dolayısıyla şu köküm elendi. Yani şu elendi. Tamam mı? Devam. 125. Ne gelmişti? 15 gelmişti. 3x 15 de olabilir demiştik. Dolayısıyla bu da kök olur. 75 ikisi de birinci bölgede olabilir. 255 ikiz de 3. bölgede aha olmaz gitti. Yani bu hangisiydi? Sondan ikinci. Şu da gitti. 45 olabilir. O halde arkadaşlar birinci bölgede olduğu için olabilir. Çözüm kümemiz bizim neymiş? Derece cinsinden mi yazmış? Radyan cinsinden mi? Hemen bir bakayım şuraya. Bakalım derece cinsinden yazmış. Tamam hangileriymiş? 5. 5. Bundan sonraki küçük olan 25. Sonra 125. Sonra da 135 var. Aha da işte benim çözüm kümem karşımda mis gibi de çeldiricisi olan hayvanat bir soruydu arkadaşlar. Yani zor muydu? Evet zordu. Peki nesi zor? İşlemleri mi? Yok işlemleri zor değil. Burada zor olan şey birinci olarak bunun karesini alıp işleme başlama yeteneğidir. Zor olan şey o yeteneği sergilemen gerekiyor. İkinci zorluk seviyesi de karesini aldığın için ekstradan kökler gelebileceğini unutmama. Bu hep geçerli bak. Bu matematik köklü denklemlerde özellikle mesela. Sen şimdi köklü denklemlerde kökte işlem yapamıyorsun. E ne yapacaksın? Karesini alıyorsun değil mi hemen? Ama karesini aldığın zaman da hep uyarıyoruz ya mesela mat 1'de tyt konularında. E, bunun karesini aldın, işlem yaptın falan filan ama dikkat et. Bulduğun değer kökün dışını negatif yapamaz ve kökün içini de negatif yapamaz diye de uyarıyoruz değil mi seni? Bazen öyle kökün içini negatif yapan sayı geliyor. Biz onu eliyoruz yani. Veya köklü bir sayı negatif bir sayıya eşit oluyor. Biz onu eliyoruz yani. Aynı buradaki mantık işte. Yani neden geliyor bu fazladan kök? Madem sağlamıyor niye geliyor? E çünkü sen senin denklemin hocam şuydu. Buydu denklem. Ben bu denklemi karesini alıp bu denkleme dönüştürdüm. İşimi kolaylaştırmak istedim açıkçası. Evet kolaylaştı mı? Kolaylaştı. Hatta %90 oranında falan kolaylaşıyor. Ama Fazladan kökler geliyor işte. Fazladan kökler de bak şunlarmış. O kökler karesi alınan denklemi sağlıyor. Ama orijinal halini sağlamıyor. Bundan kaynaklı da eliyoruz. Tamam. Elemeyi unutmayacaksın. 31. örnek. Aşağıda dik üçgenin kenar uzunlukları ve alfa açısı gençler gösterilmiş. X de dar açıymış. Peki 6 sin x artı 4 cos x eşittir kök 13 denkle veriliyor. Buna göre x ile alipa açısı arasındaki bağıntı soruluyor bize. Hayırlısı bakalım. Şimdi öyle diyelim. 6 sin x artı 4 cos x eşittir kök 13 demiş ya. Ben her iki tarafı kök 13'e bölsem. Kök 13'e bölsem. Ne gelir? 6 e, bölü kök 13 artı. Artı değil. Sin x var. Evet. Artı 4 bölü kök 13 çarpı kosinüs x eşittir 1 olur değil mi? Ama şimdi yani ne işimize yaradı? Hiçbir işimize yaramadı. Bir hamle ile çok işimize yarar hale getirebiliriz. O hamle de 2'ye bölmek bu denklemi. 3 bölü kök 13 çarpı sinüs x artı 2 bölü kök 13 kök 13 çarpı kosinüsü x eşittir 1 bölü 2 dedim. Şimdi ya hocam ben hala göremedim o hamleyi diyorsan şöyle ki bak burası kök 13'tür. Pisagor uygula kök 13. Şimdi burada kosinüs alfa kaçtır? 3 bölü kök 13'tür. Sinüs alfa kaçtır? 2 bölü kök 13'tür değil mi? Pekala. Şimdi madem öyle, madem öyle Şuradaki 3 bölü kök 13 ve 2 bölü kök 13'ü artık sana söylememe lüzum yok herhalde. Birazcık aşağı kayalım. Göremediysen de ben yerine yine yazayım. Bak 3 bölü kök 13 kosinüs alfaydı. Dolayısıyla burası sin x çarpı kosinüs alfa yapar. 2 bölü kök 13 de sinüs alfaydı. Sinüs alfa çarpı kosinüs x yapar. Eşittir 1 bölü 2. Şimdi sol taraf sin kos sin kos sinüs toplam formülü. Arada da artı var. Toplam formülü sinüs. Alfa artı x midir? Bu da 1 bölü 2 nedir? Sinüs 30 mudur hocam? Çok güzel. Demek ki alfa artı x neymiş? 30'muş. Bizden ne isteniyor? x ile alfa arasındaki bağıntı alfa artı x eşittir 30 derece olur. Bağıntı da budur. Tabi burada alfa artı x 150 de olabilirdi. Yani bu da mümkün tabi. Hangi? Ba arasındaki bağıntı yani... Arasındaki bağıntı ne olabilir diye sorulabilir. Cevabı ne demiş bu arada? Pi bölü 6 demiş. Yani 30 demiş. Ee, Tabi burada dediğim gibi 150 derecede olabilir. Sonuç olarak böyle bir şey imkansız değil. Ee, 30 derece, 150 derece siz bunları kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle devam ediyorum 32 ile. Şimdi X'ler yine 0 ile pi, 2 pi aralığında. Yani 0-360 aralığında kosinüs x eksi 1 bölü 2 üzeri sinüs 2x eşittir eksi 1 eşittir 0 demiş. Kaç elemanlıdır bunun çözüm kümesi diye soruluyor. Bu bana TYT matematik konularından birini hatırlatıyor. Şimdi şöyle ki sana da anımsatayım onu. Kosinüs x eksi 1 bölü 2'nin sinüs 2x'inci kuvveti eksi 1'i karşıya atarsam 1 olacak ya. Burada 3 tane ihtimal vardı bak. Taban var, üst var, sonuç 1. Ne olacak? 1'in her kuvveti 1'dir diyeceğiz. Eksi 1'in çift kuvveti 1'dir diyeceğiz. Ve 0 haricindeki bir sayının 0. kuvveti yine 1'dir dememiz gerekiyor. Bu 3 ihtimali de çözmemiz gerekiyor. Şimdi tabanı 1 yapan şey 3 bölü 2'dir. Bak kosinüs 2'si 3 bölü 2 olması lazım. Peki kosinüs 3 bölü 2 olabilir mi? Olamaz. Niye? 1'den büyük çünkü. Demek ki bu ihtimal gitti. Oh çok şükür 1'i gitti. Şimdi tabanı eksi 1 yapan açı e, ee, üstü çift yapar mı? Üstün çift olmasına da ihtimal Yani <laughs> niye? Hocam çünkü sinüs eksi 1 ile 1 aralığında değerler alınır. Gerçi 0 olursa olabilir ama 0 da zaten şu ihtimale girecek. O yüzden burayı da eledim direkt. Biz direkt buna bakalım. Eksi 1 ile 1 arasında 0 ağacında başka bir çift sayı yok. Ve doğal olarak bir tek 0 var. E 0 da zaten buradaki ihtimali uyuyor. Demek ki direkt buraya bakalım. Biz sinüs 2x'i 0 yapan değerlere bakacağız. Bu da hangi açı değerleri için sağlar? Mesela 2x eşittir 0 için sağlar. Değil mi? Bir de pi'den çıkarıyorduk. 2x eşittir pi diyoruz. Artı 2kpi'miz. Artı 2kpi'miz mevcut. Burada 2'ye bölersem x eşittir 0 artı 2 kp gelir. Kp gelir özür dilerim. Kpi. 2'ye bölersem x eşittir pi bölü 2 artı kpi gelir. Şimdi k'ya 0 verirsem 0 olur. 1 verirsem de 1 pi olur. 2 verirsem olmaz. 2 pi'ye değer çünkü eşit olur. Buraya bakalım. 0 verirsem pi bölü 2 olur. 1 de 1 verirsem 3 pi bölü 2 olur. Değil mi? Kaç tane çıktı? 4 tane ama 0 alamıyorduk. Dolayısıyla şunu eledim. Pi, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 için üstler 0 oluyor. Peki altlar yani alt taraf cos x eksi 1 bu 0'dan farklı olması gerekiyordu ya. Pi olursa hocam sıfırdan farklı olur. Evet çünkü 1 bölü 2 olmaz. Cos pi bölü 2 1 bölü 2 değil. Cos 3 pi bölü 2 1 bölü 2 değil. Mi? Tamam şanslıyız o zaman. Sıfır haricindeki bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Ve bunu da bu 3'ü sağlıyor. Çözüm kümesi de 3 elemanlıdır diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Ve gençler geldik son sorumuz değil mi? Geldik son sorumuza. Hadi bakalım. Bir abi bismillah. Çözelim. Sonra videonun sonunda konuşuruz. 0 2 pi aralığında tanımlı fx eşittir falan filan da parçalı tanımlı fonksiyonu vermiş bize fx eşittir sıfır denkleminin farklı köklerinin toplamı kaç radyandır diye sormuş. Şimdi şimdi ben bir şunu sıfıra eşitleyeceğim bir de bunu sıfıra eşitleyeceğim. Üst tarafı sıfıra eşitlemek daha kolay. Kosinüs 2x eksi pi bölü 6 dedim eşittir. Sıfır olacaksa kos kaç sıfır? Kos pi bölü 2 sıfırdır değil mi? O halde ne diyeceğim? 2x eksi pi bölü 6 eşittir pi bölü 2 artı 2k pi diyeceğim. Ve 2x eksi pi bölü 6 eşittir eksi pi bölü 2 artı 2k pi diyeceğim. Şimdi eksi pi bölü 6'yı karşıya atarsam 2x eşittir pi bölü 6 ile pi bölü 2'nin toplamı 4 pi bölü 6'dan 2 pi bölü 3 yapar. Artı 2k pi dedim. Buradan da gençler her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir pi bölü 3 artı k pi gelir. Bu 1. Buraya bakalım. 2x eşittir. Pi bölü 6'yı karşıya atarsam e, pi bölü 6'dan pi bölü 2'yi çıkarıyoruz. E, bu da bize eksi 2 pi bölü 6'dan eksi pi bölü 3'ü verir. Artı 2 k pi deriz. 2'ye bölersem de x eşittir pi bölü 3 artı eksi pi bölü 3 tabii ki. Eksi 2 pi 6. Konuşamadım. Yazamadım. Hiçbir şey yapamadım. İşlem yapamadım. Matematiğim durdu. Dur. Şurayı sil. 2'ye bölüyorum. <laughs> x pi bölü 6 artı pi dedim. Şimdi bir bu geldi bir de bu geldi. Hocam buradaki x'ler 0 ile 180 arasındaydı. Ee, ve doğal olarak da burada hangi kökler var? Bir pi bölü 3 var. Pi eklersem olmaz. Sadece pi bölü 3 var. Buna pi eklersem de 5 pi bölü 6 gelir. Biri bu biri de bu. Şimdi geldim ikincisine. Bir de burayı sıfıra eşitlemem lazım. Sinüs 2x'i yarım açıdan 2 sin x cos x diye bir yazalım. 2 sin x cos x eksi sinüs x eşittir 0 dedim. Sinüs x parantezini al hemen. 2 cos x eksi 1 eşittir 0. Burada ya sinüs 0'dır ya da kosinüs 1 bölü 2'dir. Ki içerisi 0 gelsin. Şimdi sinüs 0'a eşitleyen pi ile 2 pi aralığında pi var 2 pi var hocam. Güzel. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan 0 ile pi ile 2 pi aralığında sadece 4. bölgedeki sevgili arkadaşlar eksi 60 derecede var. Yani o da 300 derecedir. Değil mi? Kaç radyandır diye sorulmuştu ama 300 dereceyi de pi bölü 3 ile 5'i çarparsam 5 pi bölü 3 olarak elde edebilirim. Güzel tamam. Şimdi köklerin toplamı kaç radyandır diye soruluyordu. Pi bölü 3'ümüz var. Artı 5 pi bölü 6'mız var. Artı 5 pi bölü 3'ümüz var. Artı pi'imiz var. Artı bir de 2 pi'imiz var. Şimdi ben şunu 2 ile genişletirsem 2 pi bölü 6 yapar. Uğraşmayalım. Şunu da 2 ile genişletirsem 10 pi bölü 6 yapar. 10, 15, 16 pi bölü 6 artı 3 pi dedim. Bu da bana 18, 34 pi bölü 6'yı verir. 2 ile sadeleştirirsem 17 pi bölü 3'ün ta kendisi gelir. Cevap bu muymuş peki? Hemen bakalım. Cevap 35 pi bölü 6'ymış. Ee, ben 34 pi bölü 6 buldum. Ne olacak şimdi? Yanlış mı bulduk acaba? Bir daha mı hesaplamam gerekiyor? Ee, edit yapmayacağım, kesmeyeceğim. Yüksek ihtimalle yanlış bulduk. Bir bakalım. 2 pi bölü 6'dır dedim şurası. Ee, köklerde bir ne kadar eksik buldum ben bu arada? Pi bölü 6 kadar eksik buldum, değil mi? Şimdi pi bölü 6 kadar eksik buldum. Ee, pi ile 2 pi aralığındadır demişti. Tamam burada sıkıntı yok. Şu doğru şu da doğru. Ee, Kosinüsü 1 bölü 2 yapan 180 ile 360 arasında eksi 60 derece vardır. Kosinüs eksi 60 1 bölü 2 yapar çünkü. Ee, bu da 2 pi eksi pi bölü 3'tür. 2 pi'den pi bölü 3 çıkarırsam 5 pi bölü 3 gelir. Bu da doğru. Yüksek ihtimal şu ilk bulduklarımda belki hata vardır. Bir de oraya bakalım. 2x şunu karşıya attım 4p bölü 6'dan 2p bölü 3 geldi x eşittir pi bölü 3 artı kp dedim Pi bölü 3 geldi bu doğru buraya bakıyorum eksi p bölü 6'yı karşıya atarsam p bölü 6'dan p bölü 2'yi çıkarırsam eğer eksi 2p bölü 6 gelir eksi 2p bölü 6 yani eksi p bölü 3 gelir 2'ye bölersem de eksi p bölü 6 gelir eksi p bölü 6'ya eğer ben gidip burada k pi'yi eklersem yani pi'yi eklersem 5 pi bölü 6 gelir. Bu da doğru. Lan hepsi doğru. <laughs> o zaman nerede hatamız var? Toplarken mi hata yapıyorum? Ee, 10, 15, 17 ya la. Değil mi? Şura 17. O zaman bu 35 olur. Sadeleştirmeye de düzüm yoktur. Cevap 35 pi bölü 6 arkadaşlar. Çok şükür Evet. Gençler artık e bitirdik. Tabii doğal yani bir saat 40 dakikayı devirmişiz. Artık normal yani bunun bu şekilde e, işlem hatası şu bu. Düşün yani bir yerine iki ile top iki yerine bir ile topladık olabilir. Ama çok şükür ki artık trigonometri fasikülümüzün de konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Hocam şöyle ilk baştaki şu test 1 vardı ya 52 soruluk mu ne? Test 1'den çözmeye başlayacağız. Test 2, test 3 bir de e, kitabın en son kısmındaki test 1, test 2 var. Onları da çözeceğiz ve artık kitabımızın tamamı bitmiş olacak. olay arkadaşlar 128 sayfalık bir fasikül ve sadece trigonometri. Biz trigonometri için neler neler yaptık. E, ve artık umarım seni de başarıya ulaştırmışızdır. Yani trigonometriden artık daha eksim varsa ben ne diyeyim yani. Hocam hala kendimi eksik hissediyorum diye bir söz söyleyemezsin yani böyle bir cümle kuramazsın. İmkanı yok. Yani benim bile şöyle öğretmenim bak ben bir fasikül bitirdim ve e, hani tamam benim kazandığım kazanım sayısı daha az e, sana göre ama ben bile bir kazanım sahibi oldum yani. Bilmediğim şeyler öğrendim diyebilirim bu fasikülden. Dolayısıyla kıymetli bir fasikül, kıymetli bir kitap. Yazanların ellerine sağlık. E, artık sadece ama sadece test kısımları kaldı. O test kısımlarını çözdükten sonra işimiz tamamlanacak, seninle vedalaşacağız. Evet. Arkadaşım test kısımlarındaki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.